Diriliş Destanı Çanakkale Unutulmasın Çanakkale Zaferinin 95. Yılı Anısına Eser Sezgin Çevik Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Seslendiren Feridun Cesur Oyun Başlıyor Her kemalin bir zevali vardır demiş atalarımız. Her yükselişin bir düşüşü, her çıkışın bir inişi vardır. Bu sözün doğruluğu hem insanlar için hem de devletler için birçok kez sınanmıştır. İnsan söz konusu olduğunda kemali de, zevali de, çıkışı da, inişi de görmek kolaydır. Her birimiz bu sözü doğrulacak örnekler görebiliriz hayatımızda. Fakat devletler için aynı şeyi söyleyemeyiz. Bir insan ömrü herhangi bir devletin yükselişini veya çöküşünü görmeye yetmez. Bunun için tarih biliminin yol göstericiliğine ihtiyaç duyarız. Tarih sayesinde devletlerinde aynı insanlar gibi doğduklarını, büyüdüklerini, geliştiklerini, ihtiyarladıklarını görme şansı buluruz. O zaman da atalarımıza bir kez daha hak verir, gerçekten de her çıkışın bir inişi oluyormuş deriz. Elbette ki tarihten sadece neyin, nasıl olduğunu öğrenmeyiz. Aynı zamanda yaşanılan olaylardan ders almanın, doğruları sahiplenmenin, yanlışları terk etmenin de aracısıdır tarih bilimi. Hele bizim gibi köklü bir millet için tarih, vazgeçilmez bir eğitim aracıdır. Kim olduğumuz sorusunun cevabını tarihte bulabileceğimiz gibi, zor zamanlarda nasıl davranmamız gerektiğini de yine tarihten öğreniriz. Osmanlı Devleti'ni ele alalım örneğin. Roma İmparatorluğu ile birlikte tarihin gördüğü, görebileceği en görkemli devlettir Osmanlı Devleti. Fakat bu kadar görkemli bir devlet bile atalarımızın her çıkışın bir inişi olur sözünün sonuçlarını yaşamıştır. O zaman vatanını Milletini seven insanlar olarak bize düşen Osmanlı Devletini iyi anlamaktır. Onu iyi anlayalım ki aynı yanlışları yapmayalım. Onu iyi anlayalım ki doğrularını tekrar edebilelim. Böylelikle de Türkiye Cumhuriyeti'nin Büyük Önder Atatürk'ün dediği gibi ileribet yani sonsuza kadar yaşamasına katkıda bulunalım. Tarihimizin her sayfası, her dönemi, ders çıkarılacak kadar önemlidir dedik. Fakat bazı sayfalar, bazı olaylar vardır ki onların önemi anlatmakta bitmez. Her yeri geldiğinde onları hatırlamak bizim için yalnızca ders değildir. Çok daha fazlasıdır. Hatta borçtur bile diyebiliriz. Atalarımızı saygıyla anarak bizim için yaptıklarının boşa gitmediğini göstererek birazın olsun ödeyebileceğimiz bir borç. Yalnızca Türk tarihinin değil, dünya tarihinin bile en önemli savunma savaşlarından biri olarak gösterilen Çanakkale Savaşı bu şanlı hep hatırlanması gereken sayfalardan biridir. Nasıl olmasın ki? Çanakkale Savaşı biz Türkler için hiçbir zaman sıradan bir savunma savaşı olarak görülmemiştir. Bir milletin yok olma tehlikesine karşı haykırışıdır Çanakkale. Yıkılmaya yüz tutan Osmanlı Devleti'nin bir son olmadığının, bir başka başlangıcın mümkün olduğunun ilk ciddi işaretidir Çanakkale. Üzerine titrediğimiz Cumhuriyetimizin, üzerine titrediğimiz önderinin dünyaya sunulduğu savaştır Çanakkale. Ve biz bu günleri görelim diye atalarımızın Bedrin aslanları kadar şanlı bir şekilde peygamberimizin kucağına koştuğu bir destandır Çanakkale. Evet, Çanakkale bütün Türk milletinin alması gereken derslerin bulunduğu büyük bir imtihandır. Evet, Çanakkale atalarımızla gurur duymaya hakkımızın olduğunun en büyük delillerinden biridir. Fakat belki de hepsinden önemlisi Çanakkale Müslüman Türk milletinin kendini dünya sahnesinden silmeye çalışanlara verdiği en güzel cevaptır. Bunun içinde gerek büyükler, gerekse gençler bu cevabı iyi anlamalı ve vatanımızın hangi şartlarda kurulduğunu bilip milli değerlerimize sahip çıkmalıyız. Tarihi bir olay anlamak için o olayın doğduğu şartları da bilmek gerekir. Bunu yapmadığımız zaman gerekli değerlendirmeleri yapmakta zorluk çekeriz. Bazı tarihçiler bu yanılgıya düşerler ve olayları bağımsız olarak anlamaya çalışırlar. Elbette ki bu tavırları onları yanlış yapmaya yöneltir. Çanakkale Savaşı için durum farklı değildir. Bu şanlı savunma savaşını dönemin şartlarını bilmeden anlamaya çalışırsak onun önemini göremeyiz. Bunun içinde Çanakkale Savaşı'nın anlama çabamızın ilk safhası bu dönemi anlamak olmalıdır. Çanakkale'ye giderken 20. yüzyılın başlarından itibaren Avrupa'da siyasi anlamda ciddi bir hareketlilik vardır. Bu hareketliliğin sebeplerinden biri sanayi devrimi sonrasında daha da kızgınlaşan ekonomik rekabettir. İngiltere, Almanya, Fransa gibi devletler bu ekonomik savaştan garip çıkmayı isterler. Bunun için de kendilerine ham madde sağlayacak sömürge ülkeler için birbirleriyle mücadele etmektedirler. Diğer yandan 1789 Fransız İhtilali sonrası güçlenen milliyetçilik akımları Avrupa'nın güçlü devletlerini karşı karşıya getirmektedir. Almanya-Fransa ve Rusya-Avusturya arasındaki çekişmeler siyasi sorunlara dönüşür. Özellikle eski Osmanlı tebalarının bulunduğu ülkelerde gerilim had safhadadır. 28 Haziran 1914'te Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Veli Ahtı Arşidük Ferdinand'ın bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi, söz konusu gerginliklerin dünya tarihinin gördüğü en geniş kapsamlı savaşa dönüşmesiyle sonlanır. Avusturya'nın 28 Temmuz 1914'te Sırbistan'a karşı seferberlik ilan etmesinin ardından Birinci Dünya Savaşı resmi olarak başlamıştır. Bir yandan Almanya, Avusturya, Macaristan ve İtalya'dan oluşan üçlü ittifak devletleri, bir yandan da İngiltere, Fransa ve Rusya'dan oluşan üçlü itiraf devletleri olmak üzere Avrupa ikiye bölünmüştür. Savaş ilanlarının ardından tarafsızlığını ilan eden İtalya ise bir yıl sonra itiraf devletlerine katılır. Bu ikili ayrımın o dönemde güç olarak değilse bile egemen olduğu coğrafya itibariyle hala büyük bir devlet olan Osmanlı Devleti'ne de etkisinin olması kaçınılmazdı. Roma İmparatorluğu ile birlikte tarihin gördüğü en geniş sınırlara sahip olmuş, her çeşit milleti ve inanışı içinde barındırmış ve yaklaşık 600 yıl sürmüş olan devlet 20. yüzyılın başında zor zamanlar yaşıyordu. Dışarıda ve içeride yaşadığı mücadeleler Osmanlı Devleti'ni yavaş yavaş çökertiyor ve hem topraklarını hem de gücünü dağıtıyordu. Trablusgarp ve Balkan savaşlarıyla Arka arkaya alınan yenilgiler Osmanlı devletinin sonunun geldiğinin habercisi gibiydi. Koca bir tarihin yükünü taşıyan devlet Doğu Trakya dışında Avrupa'daki bütün topraklarını kaybetmişti. Dahası rakipleri gözünde saygınlığını ve gücünü getirmişti. Artık Osmanlı devletinin ölümü bekleniyor ve diğer ülkeler tarafından paylaşım planları hazırlanıyordu. Balkan Savaşı Osmanlı'yı çok zayıf düşürmüştü. Modern savaş için gerekli silahlara sahip değildi. Bu da yetmezmiş gibi hazinede çok kötü durumdaydı. Politik olarak da durumun çok iç açıcı olduğu söylenemezdi. Osmanlı Devleti'nin modern dünyaya uyum sağlama çabasının sonucu olarak görülen Jön Türklerin iktidarı, birbirinin peşi sıra gelen savaşlar ve zayıf hazineyle gitgide devlet baskısına dönüşmüştü. Doğal olarak bu güçsüzlük, bu çaresizlik Osmanlı'yı müttefik aramaya itti. Seçim iki farklı grubun temsilcileri olan Almanya ve İngiltere arasında olacaktı. Fakat İngilizler bu beraberlik fikrinden hoşlanmıyordu. Çünkü tarih boyunca Türklerin baş düşmanı olan Ruslarla beraberdiler. Ruslar içinse bu beraberlik hedeflerinden uzaklaşmak anlamına geliyordu. Rusya tarihi hedefine Boğazları ele geçirip sıcak denizlere inme hedefine yaklaştığını düşünüyordu. İngiltere Süveyş Kanalı ve Hint yolunun güvenliği için Filistin'i ele geçirmeyi tasarlıyordu. Fransa Lübnan, Suriye ve Kilikya'nın kontrolünü ele geçirmeyi amaçlıyordu. Diğer yandansa Almanlar doğuya yayılma politikasını bir an önce yürürlüğe koymak niyetindeydiler. Napolyon, İstanbul bir anahtardır. İstanbul'a egemen olan dünyaya hükmedecektir. Eğer Rusya, Çanakkale Boğazı'nı ele geçirecek olursa, Toulon, Napoli ve Korfu kapılarına dayanmış olacaktır, diyor Fransa'nın boğazlar üzerindeki duyarlılığını gösteriyordu. Boğazlar üzerindeki bu gizli çıkar çatışmaları İngiliz ve Fransızları İstanbul'u almaya ve Ruslardan önce Karadeniz Boğazı'na el atmaya yöneltmiştir. Çanakkale cephesinin açılmasında başlıca etken bu olmuştur. Ruslara silah ve malzeme yardımı sorunluysa savaşın sadece görünüşteki nedenini oluşturmuştur. Bütün bu kargaşa içinde Birinci Dünya Savaşı'nın patlamasının ardından Osmanlı Devleti'nin ittifak kurmak için önceliği itilaf devletleri oldu. Fakat Rusya'nın bu duruma soğuk bakması Osmanlı'yı Almanya'ya doğru yönlendirdi. 2 Ağustos 1914'te yapılan gizli bir antlaşmayla Alman-Türk ittifakı imzalandı ve böylelikle Osmanlı Devleti için kaçınılmaz görünen sona dair hüküm verilmiş oldu. Osmanlı Devleti bu tarihte güvenliğini bir zaman için bile olsun korumak amacıyla bir yandan yurt çapında seferberlik çağrısında bulunurken diğer yandan da tarafsızlığını ilan etti. Yalnız 10 Ağustos 1914'te İngiliz donanmasından kaçan ve bizim daha sonraları Yavuz ve Midilli olarak adlandıracağımız Goben ve Bresto adlı iki Alman savaş gemisi bu denge politikasının yıkılmasına sebep oldu. Osmanlı bu iki geminin boğazlardan geçmesine izin vermiş ve boğazları tüm yabancı gemilere kapatmıştır. Fakat bu iki zırhlının boğazlardan geçmesi itiraf devletleri tarafından hoş karşılanmaz. Bunun üzerine Osmanlı Devleti denge politikasını devam ettirme amacıyla bu iki gemiyi daha önce İngilizlere sipariş edilen, parası ödenmesine karşın alınamayan iki gemi yerine satın aldığını açıklar. Böylece Yavuz ve Medine adı verilen bu iki savaş gemisi Osmanlı donanmasına katılmış olur. Ne var ki bu iki geminin açtığı sorun bununla sınırlı kalmaz. 27 Eylül 1914'te Amiral Şon komutasındaki Yavuz, Karadeniz'de bir tatbikatta Ruslara ait Sivastopol ve Novorosk limanlarını bombalar. Bunun üzerine 1 Kasım 1914'te Ruslar Kafkasya sınırını geçerler ve bu şekilde de savaşı fiilen başlatırlar. Plan başarıya ulaşmış, Osmanlı Devleti sıcak savaşın içine çekilmiş olur. Osmanlı Devleti'nin ve günümüzde Cumhuriyetimizin elinde bulunan boğazlar, konumların nedeniyle özellikle Avrupa Devletleri için çok büyük önem taşımaktadırlar. Öyle ki tarih boyunca onlar için pek çok savaş verilmiştir bugün için bile boğazlarımızın stratejik, ekonomik ve kültürel açıdan değerleri tartışılmazdır. Doğal olarak itiraf devletlerinin boğazları ele geçirme niyetlerinin sebeplerinin başında elbette ki boğazların sahip olduğu bu stratejik önem bulunmaktadır. Boğazlar ele geçirilirse Rusya ile ittifak içinde bulunduğu devletlerin bağlantısı kolaylaşacaktı. Diğer yandan boğazlar Almanya ile Osmanlı Devleti arasındaki bağlantıyı koparacaktı. Dolayısıyla yardım alamayacağı için fazla direnemeyeceği tahmin edilen Osmanlı'yı tek başına bırakmak planlanıyordu. Böylelikle tek başına kalmış olan Osmanlı, galiplerin planları doğrultusunda paylaşılacaktı. Daha da önemlisi boğazları kazanmak, İstanbul'u ele geçirmek anlamı taşımaktaydı. İstanbul ele geçirilince İslam dünyasının en önemli kalesi teslim alınmış olacak. Batı dünyasının Fatih Sultan Mehmet'ten bu zamana duyduğu acizlik hissi giderilecekti. Diğer yandan İstanbul'u almanın savaşta tarafsız kalan ülkeler içinde etkili bir propaganda olacağı kesindi. Pek çok ülkenin bu başarıya kayıtsız kalamayacağı ve bu gelişmenin onların itilat devletlerine katılmalarıyla sonlanması bekleniyordu. Pek tabii ki boğazlardan geçirebilirse, kazanılacak olan başarı bütün Müslüman sömürgeleri sindirecek, başsız kalan sömürge devletlerinde sorunsuz bir hakimiyet sağlanacaktı. Bütün bu planlar, hesaplar arasında İngiltere, 28 Ocak 1915'te Osmanlı'ya karşı savaş ilan etti ve akabinde bu karara Fransa'da katıldı. Bu gelişme sonrasında İlk büyük imtihanı Müslüman Türk milleti tarihin parlak sayfalar arasında bile bir başka parlayan Çanakkale'de verdi. Dünya siyasetinin hesabını yapanlar bir milletin hangi hesapla yola çıktığının farkına varmamışlardı. Müminlerden öyle erler vardır ki Allah verdikleri söze sadık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir, şehil olmuştur. Bir kısmı da Şehit olmayı beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir. Ayetine iman eden bir milletin fertleri herkesin bir hesabı olduğu gibi Allah'ın da bir hesabının bulunduğunu göstermeyi kendilerine borç bildiler. Denizler hakimi Çanakkale savaşlarını deniz ve kara olmak üzere iki ana başlıkta inceleyebiliriz. İngilizler ve Fransızlar kara harekatına gerek duymadan savaşı kazanacaklarını düşünecek kadar iyimserdiler. Ama onların bilmediği bir şey vardı. Atalarımız Ali İmran suresinin aktaracağımız ayetinin kendilerine ne önerdiğinin farkındaydılar. Bunun üzerine Rableri onların dualarını kabul etti. Dedi ki: Ben erkek olsun kadın olsun ki hep birbirinizdensiniz, içinizden, çalışan hiçbir kimsenin yaptığını boşa çıkarmayacağım. Onlar ki hicret ettiler, yurtlarından çıkarıldılar, benim yolumda eziyete uğradılar, çarpıştılar ve öldürüldüler. Ant olsun, ben de onların kötülüklerini örteceğim ve onları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Bu mükafat Allah tarafındandır.'' Mükafatın en güzeli onun katındadır. Denizlere hakim olan dünyaya hakim olur ilkesi İngilizler için her zaman önemli olmuştur. Çanakkale'yi kuşatma altına almalarının temelinde de bu ilke vardır. Bahriye Nazırı Churchill'ın planları doğrultusunda bu harekatın donanmayla yapılması görüşü ağırlık kazanır. Tarihinde hiç yenilgi almamış olan İngiliz donanmasının Silah, teknoloji ve başarı açısından kendine güveni tamdır. Onlara göre dünyanın yenilmez donanması, Fransa'nın da desteğini alınca bu donanmaya karşı gelebilecek hiçbir güç düşünülemezdi. Hele ki yıpranmış, teknoloji açısından zayıf ve parçalanmak üzere olan Osmanlı bu armadayla asla baş edemezdi. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edilen şu hadisi kar zarar hesaplamalarının bir başka boyutunun olduğunu göstermektedir. Mertebe bakımından insanların en üstünü ölünceye veya öldürülünceye kadar Allah yolunda atının yularından tutarak savaşan kimsedir. Zaten Çanakkale'de bütün hesapların bozulmasına yol açan etken atalarımızın ver meydanında bu anlayışa göre hareket etmeleridir. İtiraf devletlerinin deniz harekatı 19 Şubat 1915'te başlamıştır. 13 Mart 1915'e kadar düşman gemileri, tabiyaları, top ateşine tutar. Düşman boğazları zorlayarak geçebileceklerine inanmaktadır. Fakat atalarımızın verdiği kararlı ve dirençli karşılık bu işin o kadar da kolay olmadığını gösteriyordu. Bir ay boyunca yapılan binlerce mermi atışının ardından çok da büyük bir gelişme elde edilememişti. 18 Mart'a kadar geçen bu dönemde boğazın girişinde bulunan Rumeli yakasındaki Seddülbahir ve Ertuğrul tabyalarıyla Anadolu yakasındaki Kumkale ve Orhaniye tabyaları tahrip edilmişti. Boğaza giriş kapıları aralanmış ama hala ileride olacaklar belirsizdi ve 18 Mart 1915 sabaha geldiğinde kimse günün sonunda ne ile karşılaşacağını bilmiyordu. 17 Mart 1915'te Amiral Carden'ın yerine Amiral de Rabak'ın atanmasıyla 18 Mart'ta gerçekleşecek plan uygulamaya konuluyordu. Plana göre 18 Mart sabahı 3 deniz tümeninden oluşan düşman filosu Boğaz'da belirdi. Filonun en güçlü gemilerinden oluşan birinci tümen bizzat Amiral de Ravuk tarafından kumanda ediliyordu. Queen Elizabeth Agamemnon, Lord Nelson muharebe gemileri ve Inflexible muharebe kurvazöründe oluşan birinci tümen saat 10.30'da boğazdan içeri girdi. Filonun önündeki muhripler savaş alanını tanıyorlardı. Planlanan noktaya ulaşıldığında Queen Elizabeth'in hedefi Rumeli Mecidiye tabiası, Lord Nelson'un hedefi Namazgah tabiası, Infexible'ın hedefi ise Rumeli Hamidiye tabyasıydı. A savaş hattı olarak adlandırılan bu plan 11.30'da uygulanmaya başlandı ve 11.30'da merkez tabiyalarına ateş başladı. Bu arada düşman gemileri Kumkare'den gelen tedirgin edici ateş hattına da girmişlerdi ecdadımız düşmanın üstüne ateş yağdırıyordu. Yine de mesafe uzak olduğundan bataryalarımız savaş gemilerine karşılık veremiyordu. Saat 12 sularında Çimenlik, Rumeli Hamidiye ve Anadolu Hamidiye ateş almıştı. B hattı diye adlandırılan Amiral Kuaprat komutasındaki 3. Tümen, Sufrun, Bovut, Goulis, Charlemagne adlı dört Fransız gemisiyle Trump ve Prince George adlı iki İngiliz muharebe gemisinden oluşuyordu. Plana göre bu tümen, birinci tümenin arkasından harekete geçti ve B hattı önündeki yerini aldı. Yavaş yavaş yaklaşan gemiler bataryalarımızdan düşen mermi ateşi altında B hattına vardılar. Şiddetli yapılan karşılıklı çatışmalarda aradaki bataryalar sussuysa da merkez bataryalar ateşe devam ediyorlardı. İçeri sokulduklarından şiddetli ateş gemilerin üzerine yağıyordu. Üçüncü tümene ait olan iki İngiliz gemisi, Trump ve Prince George, A hattının kıç omuzluklarında yerlerini almış, Rumeli Mesudiye ve Yıldız tabyalarını hedeflemişlerdi. Rumeli merkez bataryaları çok yoğun bir ateş altındaydı. Mermilerin çoğu tabyalar içine düşmüş, telefon hatlarını bozmuş yangınlar çıkarmıştı. Rumeli Mecidiye tabyası topçuların şehit olmasıyla devre dışı kalmıştı. Planın ikinci aşamasında hedef Türk bataryaları üzerinde yeteri kadar üstünlük sağlamak ve Alba Hayes Sender komutasındaki ikinci tümeni devreye sokmaktı. Önce Okyan, Irrestible, Albion, Vengans, Switzan ve Majestic'ten oluşan ikinci tümen, üçüncü tümenin yerini alacaktı. Sonra da yakın muharebe yapılacak, tabyalar içinde olmayıp mayın hatlarını savunan toplar tahrip edilecek bombardımandan sonra da bayın tarama işlemlerine başlanacaktı. Fakat Allah'ın da bir hesabının olduğunu gösteren bir gelişme yaşandı. Bu anda ikinci tümen gelmeden önce saat 14'e doğru Sufran büyük bir hızla boğazı terk etmekte ve Boğut da onu izlemekteydi. Hattı geçmek üzereyken Fransız gemisi Bouvet'ta bir iki patlama oldu ve Anadolu Hamidiye Tabiyasınca ateş altındayken 3 dakikada suların altına gömüldü. Derin bir şaşkınlık yaşanıyordu. Queen Elizabeth ve Agamemnon dışındaki bütün gemiler ateşi kestiler. Muhripler ve istimbotlar personeli kurtarmaya gittiklerinde 20 kişi kurtarabilmiş, 603 kişi sulara gömülmüştü. Bu arada 12.30 sularında Gulus isabet almış ve ağır yaralarla boğazı terk ediyordu. 15.30 sularında bayına çarpan İnfeksliyabın'ın durumu kötüydü ama yoğun çabayla Bozcaada'ya ulaştı. Saat 14.30'da ateşe başlayan ikinci tümen namazgah tabyasını bombardıman ediyordu. Saat 15'te Rumeli Hamidiye daha sonra da namazgah aldığı isabetle savaş dışında kalmıştı. Anadolu Hamidi Tabyası hasar görmemişti ve İristibul'a ateş ediyordu. Saat 15.14'te İristibul'un yanında korkunç bir patlama duyuldu. Saat 16.15'te Tabyalarda uzaklaşmak isterken bir mayına çarptı. Bu bölgede bir gece önce Nusret'in döktüğü mayınlar hiç hesapta yokken can oluyordu. Bölgenin mayınlı olduğunu anlayan Amiral de Robeck, ikinci tümenin geri çekilmesi için emir verdi. 18.05'te geri çekilirken Okyan da mayına çarpmıştı. Güçlü top atışına rağmen Okyan'ın personeli muhripler tarafından boşaltıldı. 18 Mart'ta yaşananlar şaşkınlık yaratmıştı. Ordusuz bir donanmanın başarıya ulaşamayacağını söyleyenler haklı çıkıyor, De Robach ve Churchill gibi hala donanmayla boğazları zorlayıp İstanbul'a çıkabileceği düşüncesi yeni hareket planları doğuruyordu. Karalar da bizim. Çanakkale Savaşı'nın kara harekatı safhası ise esas olarak 25 Nisan 1915 sabahı üç noktadan yapılan çıkarmalarla 3 cephede başlamıştır. Arıburnu, Seddülbahir, Kumkale. Ne var ki daha sonra Fransız birlikleri Kumkale'den çekilmiştir. Savaş Seddülbahir ve Arıburnu Anafartalar cepheleri olmak üzere iki cephede devam etmiştir. İlk bakışta harp, duran bir mevzi savunma harbi olarak görünmektedir. Yani savaşan iki ordunun da öncelikli hedefi mevzilerini korumak ve mümkün olduğu takdirde yeni mevzi kazanmaktır. Bu görünümün temel sebebi şudur. Ecdadımız hakim konumda ve uygun arazide karşıladıkları İngiliz, Fransız hücumlarını yetenekli ve cesur subaylarının idaresiyle her seferinde geri püskürtmektedirler. Lakin İngiliz ve Fransız kuvvetlerinin sayısal üstünlüğü ciddi bir sorundur. Öte yandan, muharebe meydanına o dönemlerde yeni yeni görülen bir silah olan makineli tüfeğe karşı alışılmış piyade hücum taktikleri çaresiz kalmaktadır. Dolayısıyla İngiliz ve Fransız deniz kuvvetlerinde cehenneme andıran topçu desteği karşısında hücumlarımız sonuç vermemektedir. Bu hücum savunma harbinin ayrıntılarına girmeden önce böylesine destansı bir savaşın geçti coğrafi ortamı bilmekte de fayda var. Böylelikle durumu gözlerimizde canlandırma şansımız da ortaya çıkar. Çanakkale Boğazı ortadan ölçüldüğünde 30 mil uzunluğunda en geniş yerinde Ege Denizi çıkışı Sedülbahir-Kumkale arası 3600 metre, en dar yerinde Çanakkale Kilit arası 1200 metredir. Boğazda kuzey ağzıyla güney ağzı arasında 20 santimetrelik bir düzey farkı mevcuttur. Boğazda alt ve üst olmak üzere iki akıntı sistemi bulunmaktadır. Üst akıntı Marmara'dan Ege'ye, alt akıntı ise Ege'den Marmara istikametine akar. Akıntı iki kola ayrılarak Seddülbahir ve Kumkale kıyılarını yaladıktan sonra Ege Denizi'ne karışır. Bayir'den sonra ise akıntı kuzeye dönmektedir. Bu durum Kabatepe Arıburunu önlerinde güneyden kuzeye ters bir akıntı yaratır. Çanakkale Boğazı'nın çevresindeki kıyılar savunmayı kolaylaştıracak bir yapıya sahiptir. Çünkü yüksek ve kıvrımlı kitlelerle kaplıdır. Yüksek kitleler kıyıya derin yarlar şeklinde inmektedir. Bu sebeple çıkarma harekatı koylarda ve dere ağızlarında oluşan dar kumsallara bağımlı kalır ve çıkarma harekatına karşı savunmak kolaylaşır. Ayrıca karaya çıkan birliklerin derinlikte ileri hareketini gözleyen yüksek arazi blokları da mevcuttur. Bölgede savunma harekatına elverişli kıyıları üç bölgede toplanır. Bunlardan biri Geribolu bölümündeki Kavak Suyu Ağzı ve Bakla Koyu sahilidir. Bu kesim müstahkem mevki bölgesine uzaktır. Ayrıca yüksek, engebeli ve derelerle parçalanmış zor bir arazidir. İngilizler açısından harekatı destekleyecek, İmroz ve Limni'deki donanma üslerine de oldukça uzak bir noktadadır. Bu da bizim savunma harekatına mecbur olan ordumuz açısından olumlu bir durumdur. Anadolu yakasındaki çıkarma noktaları ise Kumkale ve Beşige limanlarının plajlarıdır. Fakat Beşige kıyılarının arkasındaki Menderes çayı ve dahası onun sazlıklar ve bataklıklarla kaplı ovası çıkarma yapmak için önemli bir engel olarak görünmektedir. Bölgede harekat son derece yavaş ilerlemek zorundadır. Çünkü bölge dere ve bataklık işgalindedir. Ayrıca savunma yapabilecek piyade birliklerinin üstlenebileceği pek çok mekan bulunmaktadır. Diğer yandan Menderes Nehri özellikle bahar ve kış aylarında aşılması gayet güç, geniş ve hızlı bir akıntı olan bir nehirdir. Ayrıca Anadolu yakasından Çanakkale'deki bataryalara karşı girişilecek bir harekatın Erenköy dolaylarındaki sert ve karışık ormanlık arazide kolayca durdurulması imkanı vardır. Hem çıkarma yeriyle hedefler arasında mesafe çok uzundur, donanma desteğini sürekli taşımak mümkün değildir. Bunun yanında harekat Anadolu istikametinde ilerlemek durumundadır ve kıyı boyundaki lojistik merkezleri ve ikmal üstleri yan saldırılara açık ve tehlikeli bir konumdadır. Yarımada'nın güney uç kesimine düşen merkez bölgesi ise çakılı topçu bataryalarına bitişik durumda olmak gibi önemli bir avantaja sahiptir. Çıkarma harekatı için Arıburnu bölgesinde Kabatepe altı, Seddülbahir çevresi ve kuzeyde Anafartalar Ovası'nın önündeki Suğla koyu, kıyıları elverişli kıyılardır. Bu bölgelerdeki plajların her biri en az bir tümenin harekatına elverişlidir. Birbirine yakın olduklarından birden fazla çıkarma bölgesi kullanarak derinlikte çabuk birleşmek ve kıyıbaşı ve derinlik mevzilerini erken güçlendirmek mümkündür. Boğaz savunmasının en ince perdesine sahip bu bölgede harekatın başarısı Alçıtepe, Kocaçimentepe, Kilitbahir Piratosu gibi üç arazi mihrakına bağlıdır. Bunlara hakim olan Boğaz'a dolayısıyla İstanbul'un kaderine hakim olur. Çanakkale Savaşı esnasında bölgenin savunmasıyla görevli olan birlikler 5. Ordu çatısı altında toplanmışlardı. Bu savunma kuvvetlerinin 25 Nisan 1915 günü itibariyle örgütlenmesi şu şekilde gerçekleşmiştir. 5. Ordu Komutanı General Limon Van Sanders komutası altında 64. Piyade Alayı, 4 Seyyar Jandarma Taburu, 1. Süvari Tugayı, Albay Hasan Basi Bey komutasında 5. Piyade Tümeni, Esat Paşa komutasında 3. Kolordu, General Weber komutasında 15. Kolordu ve General Emin Bey komutasında müstahkem mevkii. Esat Paşa komutası altında 3. Kolordu'ya bağlı 7. Piyade Tümeni, Albay Halit Sami Bey kumandasında 9. Piyade Tümeni, Yarbay Mustafa Kemal Bey komutasında 19. Piyade Tümeni. General Weber komutası altında 15. Kol Ordu'ya bağlı Albay Nikolai komutasında 3. Piyade Tümeni, Albay Refet Bey komutasında 11. Piyade Tümeni. Albay Nikolai komutasında 3. Piyade Tümeni, Yarbay İsmail Hakkı Bey komutasında 31, Yarbay Hasan Basri Bey komutasında 32 ve Yarbay Nurettin Bey komutasında 39. Piyade alaylarından oluşmaktaydı tümenin iki bağlı topçu taburu ve bir adet 25 mm Nordenfield bataryası mevcuttu. Kurmay Albay Hasan Basri Bey komutasındaki 5. Piyade Tümeni, Yarbay Ali Rıza Bey komandasında 13. Piyade Alayı, Yarbay Ali Rıfat Bey komutasında 14. Piyade Alayı ve Yarbay İbrahim Şükrü Bey komutasında 15. Piyade Alayından oluşuyordu, tümene bağlı 3 topçu taburu bulunmaktaydı. 7. Piyade Tümeni, Yarbay Sabri Bey Kumandası'nda 19, Binbaşı Halit Bey Kumandası'nda 20 ve Yarbay Halil Bey Komutası'nda 21. Piyade Alaylarından oluşmaktaydı. Bu birliğe bağlı 3 topçu tabur vardı. Albay Halil Sami Bey, kumandası altında bulunan 9. Piyade Tümeni, Yarbay İrfan Bey Komutası'ndaki 25, Yarbay Kadri Bey Komutası'ndaki 26, ve Yarbay Şefik Bey komutasındaki 27. piyade alaylarından oluşmaktaydı. Bu tümene bağlı 3 topçu taburu vardı. Ayrıca bu tümen bölgesine düşen 25, 37, 87, 105 ve 150 milimetrelik çakılı toplarda karadan çıkartma durumunda tümen emrinde çalışma emri almışlardı. Bu toplar boğazın denizden zorlanması durumunda müstakem mevki emrinde çalışacaklardı. Albay Refet Bey Komutası'ndaki 11. Piyade Tümeni, Yarbay Şevki Bey Komutası'nda 33, 126 ve 127. Piyade Tümenlerinden oluşmaktaydı. Tümen emrinde ayrıca Çanakkale Jandarma Taburu, 4 Topçu Taburu, 1-80 mm Krupp ve 1-25 mm Nordam Field Bataryası bulunmaktaydı. Kurman Yarbay Mustafa Kemal Bey kumandasındaki 19. Piyade Tümeni, Binbaşı Avni Bey komutasındaki 57. Alay, 72. Alay ve Binbaşı Sahip Bey komutasındaki 77. Alay'dan oluşuyordu. Tümende iki otomatik, dört toplu manteli bataryası ve iki topçu taburu bulunmaktaydı. Birliklerde alaylar, dört taburlu topçu taburları ise iki bataryalıdır. Alayların çok azında o da iki tüfekli makineli tüfek bölükleri vardı. Bu tüfekler çıkarma günü kıyılar hattında konuşlanmış değildiler. İçkesinde genelde alay ya da tümen komuta noktalarına yakın mevkilerde harekete hazır olarak bekletiliyorlardı. Bu birlikler ise bölgede şu gibi şekillerde yerleştirilmişlerdi. Birinci süvari Tugay'ı Saros körfezinin kuzeyinde Enes kasabasına kadar uzanan kıyılar hattında, Seyyar jandarma tavurları Aralık sahayla güney kanattaki Baba Burnu dolayları Edremit Körfesi kesiminde gözetleme ve güvenlik görevini yerine getiriyorlardı. Piyade tümenlerinin çıkarma bölgelerine yayılması şu şekildeydi. 5. ve 7. tümenler Geribolu Berzah kesiminde, 9 ve 19. tümenler Yarımada güneyinde, Uç kesimde, 3 ve 11. tümenler Anadolu yakası sahillerinde. Gruplar arasındaki mesafe ise 48 saatti. Anadolu yakası ve yarımada güneyi arasında yapılacak birlik kaydırmalarında boğaz ulaşımı zor olduğu için süre uzayabiliyordu. Çıkarma günü itibariyle 5 ve 19. tümenler direkt olarak ordu komutanlığına bağlıydılar. 19. tümende Kilitbahir platosunda ihtiyaten bekliyordu. Kuvvet ağırlığı daha çok Saros ve Anadolu kesimindeydi. Merkez kesimini 9. tümenin tek başına savunması planlanmıştı. Önce savunma düzeni çıkarmayı kıyılar hattında engelleme ve su üstünde söndürme esasına göre düşünülmüş ve kıyılar üzerinde kurulmuştu. Fakat Limon Van Sanders Paşa bu düzende değişikliğe gitti. Yeni sisteme göre kıyılar hattı güvenlik karakolları olarak küçük birliklerle örtülecek birliklerin büyük kısımları donanma topçusu menzilinin dışında toplu halde bulundurulacaktı. Donanma topçusunun ateş ağırlığından kurtulmak, birlikleri serbest manevra olanaklarıyla kullanmak ve savunmaya oynak ve esnek bir nitelik vermek bu savunmanın temelini oluşturuyordu. Ana fikir, düşmanın nereye çıkarma yapacağını görmek, çıkmasına izin vermek ve hemen ardından düşman kıyılar hattında yerleşemeden güçlü ihtiyatlarla taarruz edip denize dökmekti. 5. Ordu ve 3. Kolordu karargahları Gelibolu kasabasındaydı. Cephe bölgesindeki birlikler ortak komuta olanağından yoksundular. Birlikler arası iletişim şebekesi de zayıftı. Çıkarma harekatına karşı Lemon Van Sanders'ın ortaya koyduğu plana göre hareket etmek hızlı tempoda bir yönetim ve hızlı harekat süresi gerektiriyordu. Bunun için 3. Kolordu komutanını kendi birliklerinden ayırıp geri boluya çekmek kötü sonuçlar doğurmuştur. Planın uygulanışında Limon Van Sanders'ın gösterdiği eksiklikler düşmanın kıyılar kesimine yerleşmesine, harekatın uzamasına ve zayiatın çok artmasına neden olmuştur. Oysa yeterli destek ve malzemeye sahip olmasa bile birliklerimizin ağır ateş altında savaş güçlerinden hiçbir şey kaybetmeden savaşma, Düşmanı su üstünde ve kıyıya çıkar çıkmaz durdurma becerisine sahiptirler. Desteklenebilseler 9. Tümen'in kahraman birlikleri düşmanı karaya çıkmadan bitirme konusunda fazlasıyla yeterliydiler. Diğer taraftan İngiliz, Fransız Birleşik Kara ve Deniz Kuvvetlerinin teşkilatı çıkarma harekatına 5 piyade tümeni bir piyade Tugay'ı ve 18 Mart'ta verdiği kayıp yeni gemilerle giderilmiş Birleşik Filo'nun tamamı katılmıştır. Bu birlikler şu şekilde örgütlenmişlerdir. Akdeniz Doğu Sefer Kuvveti Başkomutanlığı'na bağlı olarak 4 alaydan müteşekkil 1. Fransız Tümeni, 3 Tugay'dan müteşekkil 29. İngiliz Tümeni, Anzak Kolordosu ve 3 Tugay'dan müteşekkil İngiliz Deniz Piyade Tümeni, Anzak kol ordusu 3 Tugay'dan müteşekkil, 1. Avustralya tümeni ve 2 Tugay'dan müteşekkil, 2. Avustralya Yeni Zelanda tümeninden oluşmaktaydı. Asıl kuvvetler iki bölgeye, Kabatepe ve Zeddülbahir'e çıkarılacak, kuvvet ağırlığı az bir farkla Zeddülbahir bölgesinde olacaktı. İki tümende Anzak kol ordusu, Kabatepe dolaylarına çıkacak, İlk hedef olarak Jong Bayer'i e Koca Çimentepe hattını ele geçirecek, buradan Maltepe üzerine yürüyerek yarım adayı kuzeye karşı tıkayacak ve Kilit Bayer platosuna taarruz için hazırlanacaktı. Sedül bölgesine çıkacak asıl kuvvetlerin birinci kademesi pekiştirilmiş 29. İngiliz piyade tümeninden oluşuyordu. Tümenin ilk hedefi Alçıtepe'ydi. Bu hedef çıkarma gününün akşamına kadar elde edilecekti. 29. Tümeni sırayla 1. Fransız ve 1. İngiliz Kraliyet Deniz Piyade Tümeni takip edecekti. Harekat Alçıtepe'den sonra kuzeye, Kilitbayri Platosu'na yönelecek ve Anzak Kol birlikte taarruz edilerek müstahkem mevki savunması düşürülecekti. İlk dönemde 1. Fransız tümeninden bir Tugay Muharebe grubu, kumkareye çıkarılacaktı. Bu hareket 48 saat süreli olup görevi Türk savunmasının kanat kuvvetlerini yerinde bağlamaktı. Aynı zamanda uzun menzilli Türk obüs toplarının kumkareye kaydırılmasını önleyip Sevdülbayır çıkarmasının kritik deniz üstü evresini örtecekti. Sevdülbayır ve kumkare çıkarmaları gün doğarken topçu desteğiyle yapılacak Kabatepe çıkarması ise gün doğmadan baskın tarzında hazırlanacaktı. Fransız tümenini taşıyan diğer taşıtlarla bir grup gemi Beşigeler bölgesinde 1. Kraliyet Deniz Piyade tümenini taşıyan taşıtlar ve bir başka gemi grubu da Bolayır bölgesinde çıkarma gösterileri yaparak savunma kuvvetlerini şaşırtacaklardı. 29. Hint Piyade Tugayı İskenderiye'de bulunmaktaydı. En geç bir hafta içinde harekata katılması planlanıyordu. Tugay 1. derecede Seddülbahir kesiminde kullanılmak üzere başkomutanın yedek gücünü oluşturacaktı. Birleşik Deniz Kuvvetleri ise 6 alt filoya ayrılmıştı. Bunlardan birisi Boğazı kontrol altında tutarken diğerleri çeşitli çıkarma ve gösteri bölgelerinde bulunacak, harekatın su üstü ateş destek ve koordinasyonunu yürüteceklerdi. En kuvvetli filolar başta Seddülbahir olmak üzere Kabatepe ve Kumkale'ye ayrılmıştı. Çıkarmanın ilk gününden itibaren serbest kalacak Fransız filosu Seddülbahir kesimine, Saros Körfesi'ne gönderilen filoda Kabatepe bölgesine yardıma gideceklerdi. General Hamilton'ın çıkarma planının en büyük hatası, ilk gün hedefleri konusunda gösterilen iyimserlik ve ecdadımızın direnme gücünü yok saymaktı sanki boş bir arazi işgal ediliyormuş gibi hayallere kapılmıştı Hamilton. Bu iyimserlik elbette ki İngilizlerin daha önce sömürge kuvvetleri karşısında yaptıkları savaşlardan kaynaklanıyordu. Planda bir günde alınması öngörülen Alçıtepe'nin aylar boyu Türk kuvvetlerinin omuzları üzerinden uzaktan görülebilmiş olması, Maltepe ve Kilitbayır platosunu görmenin ise esirler hariç hiçbir İngiliz ya da Fransız'a nasip olmaması düşmanlarımız açısından durumu açık olarak göstermektedir. Çünkü atalarımız Hz. Ömer'in şu sözlerinde tarif edilen insanların arasında olmaktan onur duyuyorlardı. Cesaret ve korkaklık Allah'ın dilediği kullarına verdiği sıfatlardır. Korkak babasından ve annesinden kaçar, cesur kimse ise hayatını hiçe sayarak korkmadan savaşır nihayetinde savaşta öldürülmek de diğer ölümler gibi bir ölümdür. Ancak şehidi ayrıcalıklı kılan şey, şehidin kendisini Allah'a adayan kimse olmasıdır. Oyunlar bozuluyor Osmanlı Devleti savaşa resmi olarak girince, Enver Paşa Kafkaslara doğru hepimizin acı sonuçlarını bildi, Sarıkamış faciasıyla sonlanan bir harekata girişmişti. Bu harekatın haberleri ilk duyulduğunda Ruslar tedirgin olmuşlardır. Çünkü sayıca harekata karşı koyacak güce sahip değiller. Müttefiklerden yardım istiyorlar doğal olarak. İngilizler İstanbul'a saldırıp Osmanlı'yı saf dışı bırakmayı düşünüyorlar. Fakat diğer yandan asıl ölüm kalım savaşının yaşandığı Batı cephesinden asker kaydırmak istemiyorlar. Bir alternatif olarak İstanbul'un işgalinde müttefik askerleri yerine Balkan milletlerinin kullanılması gözden geçiriliyor. Bunun hem Rusya'yı kurtarması hem Batı Cephesi'ni tehlikeye atmaması gibi avantajlı tarafları bulunmaktadır. Fakat burada iki sorun karşısına çıkıyor. İlki Balkan devletleri arasındaki düşmanlığı çözüp ortak hareket ettirebilmektir. İngiliz ve Fransız Dışişleri Bakanlıkları savaş bitiminde Rusya'nın İstanbul'u ele geçireceğine kesin gözle bakıyorlar ve bu imtiyazı kabulleniyorlar. Fakat Yunan milliyetçiler eski imparatorluk başkentlerini Ruslara geri vermeyecekleri için özellikle İngiliz Dışişleri Bakanı Edward Grey'in başını çektiği bir grup Rusya'nın böyle bir Yunan işgalinde savaşı bırakıp Yunanistan'a savaş açmasından ve İstanbul uğruna diğer müttefikleri Almanya'nın kucağına atmasından korkuyorlar ve Gray'in görüşleri gerek Churchill'a gerekse Kitchener'ın savaş bakanı olmasıyla iyice önem kazanan Kayre masasına ağır basıyor. Çanakkale Savaşı'ndan hemen önce İstanbul'un işgali'nin Grey ve benzer görüştekiler önlüyor. Sonuçta bu stratejik kararın önemi sadece İstanbul değildi. Koca Savaşı'nda kaderini belirliyordu ve bu şekilde İngilizler kötü bir plan yaparak Çanakkale sayfasını açtılar. Amiralliğin başındaki Churchill, İstanbul'un sadece donanmayla alınamayacağını biliyor, ona göre en akıllıca plan ordu ve donanmanın ortak harekatı. Fakat Kitchener'da büyük bir kara birliğini bu işte harcamaktan tedirgin. İngiltere'de kalmış son yedek birlik buraya gönderilebilir ama kara kuvvetlerin derdi bu birliğin İstanbul'u işgalinden sonra sağ salim geri dönebilmesi. Bunun içinde asıl çarpışmayı donanmanın üzerine yıkmayı, orduyu ise son safhalarda sokmayı planlıyorlar. Churchill buna taktiksel açıdan karşı çıkıyor. Fakat savaş kabinesi son olarak bölgedeki filo komutanına görüşünü soruyor. Beklentinin aksine amiral, zor da olsa filosunun boğazlardan geçebileceğini düşünüyor. Ve kabine, alandaki komutanın görüşünün değerli olduğunu düşünerek, planını yürürlüğe koyuyor. Filo boğazları geçer geçmez, ordu da çıkarma yapacak ve donanmanın kormasında fazla kayıp vermeden ilerleyip İstanbul alacak. Osmanlı cephesindeki durum gerçekten kötü. Boğazları koruyan topların cephanesini çok az, cephe gerisini de savunacak yeterli asker yok. Durum o kadar kötü ki, İngiliz donanmasının çeşitli top mevzilerini ele geçirmek için karaya çıkardıkları deniz piyadeleri bu mevzileri terk edilmiş buluyorlar. Eldeki sınırlı cephanenin sadece dar geçişlerde yoğunlaştırılması planlanıyor çünkü. Mayınlar konusunda da sıkıntı çekiyoruz. O kadar ki Rusların Karadeniz'de bize karşı kullandıkları mayınları yakalayıp bunları boğazlara döşüyoruz. Yine de bu döşenen mayınlar İngiliz donanmasını durduruyor. Yapılan keşiflerde mayın döşendiği tespit edildiği zaman mayın temizleme gemilerinin işleri bitene kadar donanma çakılı kalıyor. Bu mayın temizleme gemileri de Osmanlı topları tarafından bombalandığı için çok ağır çalışıyorlar. İngiliz planının ne kadar kötü olduğu da burada iki ayrı şekilde ortaya çıkıyor. Birincisi doğru düzgün bir kara kuvveti de getirselerdi bu top mevzilerini donanmayla beraber ele geçirebilirler mayınları hızla temizleyip yol alabilirlerdi. İkincisi de mayın temizleme personeli asker değil sivildi. Bu yüzden Osmanlı'nın ateşi altında çalışmayı reddediyorlardı ve koca donanmanın bu şekilde çakılı kalması bize zaman kazandırıyordu. Hatta Churchill bu konuda epey kızıyor ve mayıncılar biraz daha cesur olsalardı sadece birkaç yüz kişinin kaybıyla İstanbul'u alabilecektik şimdi binlerce askeri tehlikeye atıyoruz şeklinde telgraflar çekiyor. Kötü hava şartları yüzünden de donanma pek ilerleyemiyor. Fakat tam da bu sıralarda İngiliz istihbaratı Limon Van Sanders'ın Almanya ile olan mesajlaşmalarını ele geçirip deşifre ediyor. Cephane bitmek üzere donanmanın durdurulması çok zor. Askerlere son mermilerini de atıp mevzilerini terk etmeleri emrediliyor. İstanbul'da da telaş hakim. Devlet arşivleri güvenli bölgelere gönderilmek üzere hazırlanıyor. Churchill sevinç içinde başında olduğu amiralin fazla kayıp vermeden İstanbul'u alacak olmasını kutlamak üzereyken ertesi sabah yapılan asıl saldırıda gemilerin teker teker hasar aldıkları haberi geliyor. Nusret Mayın Gemisi'nin döşediği mayınlar İngiliz keşif uçakları tarafından görünmediğinden bu seri patlamalar epey panik yaratıyor. Ve tüm Boğaz'ın mayınla kaplı olduğu sanılıyor. Amiral, Savaş Bakanlığı'yla ile iletişime geçiyor. Donanma, İstanbul için tek şans mı? Biz başarısız olursak ordu gelecek mi diye güvence arıyor. Akabinde de nasıl olsa ordu gelip alır, bundan sonrasını tüm donanmamı kaybeden bir amiral olamam mantığıyla saldırısını durduruyor. Oysa İngilizlerin çarptığı mayınlar bir seriydi sadece tüm hat mayınla dolu değildi. Churchill sevil olduğu için askeri bir kararı geri çeviremiyor fakat zaferin tam da ayakları dibine kadar geldiğini, Türk tarafının komutasının çaresiz kaldığının birinciyle herhalde hırsından deliriyordu. Dahası kabinedeki diğer tüm insanlardan en az 10 yaş gençti ve Lillard George dışında kimse tarafından sayılmıyordu. Saldırı durduruldu, donanma çekildi ve Çanakkale muharebelerinin kara safhasına geçildi. İngilizler ilk günlerde yaptıkları taktik yanlışları ve bizimkileri müthiş başarısıyla kıyıdaki mevzilerine takılıp kaldılar. Kısa sürecek bir harekat sonunda toplam 120 bin kişinin öldüğü bir siper savaşına döndü. Çanakkale çıkarmalarının başarısız olması ise sadece Çarlık Rusyası'ndaki değişimi hızlandırmakta kalmamış, Batı cephesi dışındaki yerlerde büyük miktarlarda asker bulundurmayı düşünenleri zora sokmuştu. Savaş bittiğinde Fransa ve İngiltere'nin dolaylı olarak yönetmeyi planladıkları Ortadoğu ve Kuzey Afrika topraklarında bu baskıyı sağlayabilecek yeteri kadar asker bulunduramamasının tek nedeni kaynakların tükenmiş olması değil, aynı zamanda kamuoyunun çok uzamış olan savaş sonrasında deniz aşırı yerlerde bulunan askerlerin ülkelerine dönmelerini istemeliydi. Sonuç olarak Çanakkale'yi geçirtmememiz sadece savaşı uzatmamış, aynı zamanda müttefiklerin Orta Doğu'daki direkt etkilerini de uzun vadede azaltmıştır. Kahramanlar ve Efsaneler Çanakkale Savaşı'nın teknik boyutunu bu şekilde özetlemek mümkündür. Fakat tekniğin bize gösteremediği, anlatamadığı durumlar vardır. Elbette ki Çanakkale'yi bizim için bir zafer yapan şey genel hava kadar hatta belki de daha fazla atalarımızın bireysel katkılarıdır. Bu açıdan hatırlamamız gereken bazı isimleri anmak neslimiz için boynumuzun borcudur. Onlar olmasaydı Çanakkale'yi farklı şekilde hatırlıyor olabilirdik. Orgeneral Cevat Çanakkale savunmasındaki yararlılığıyla meşhur bir asker olan Orgeneral Cevat İstanbul doğumludur. Babası, Mahiyet-i Seniye Erkan-ı Harbiye Reisi Müşir Şakir Paşa'dır. Galatasaray Lisesi'nden mezun olmuş, akabinde Harbiye'den Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle mezun olmuştur. Saray mahiyetinde bulunmuş, Avrupa'da çeşitli memuriyet görevlerini yerine getirmiştir. Hassa ordusunda fırka komutanı ve Ferik kor general olmuş fakat 1908 sonrasında bazı rütbeler tasfiye edildiği zaman o da kaymakamda yani yarbayla indirilmiştir. Erkan Harbiye Mektebi Müdürü, Balkan Harbi'nde Şark Ordusu Erkan Harbi Reisi, 1. Dünya Harbi'nde Çanakkale Müstakem Mevki Komutanlığı yapmıştır. 5-18 Mart zaferinin kazanılmasında büyük etkisi olduğu için kendisine 18 Mart kahramanı unvanı verilmiştir. Nazmi Bey 1875 yılında İstanbul, Yeniköy'de doğan Nazmi Bey, 14 Mart 1894'te girdiği Harbiye'den 19 Şubat 1896'da mezun olmuştur. Çanakkale Savaşı başlamadan önce Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı Mayın Komutanı'ydı. 18 Ocak 1915'te Karanfilburnu, Kepez, ve Nara burnu Ecabat arasına döşediği mayın A, 8 Mart 1915'te Karanlık Liman'a döktüğü 26 Mayın ve 17 Mart gecesi Nusret Mayın gemisiyle Boğaz'a teşkil ettiği mayın hatları, müttefiklerin 18 Mart saldırısında Boğaz'ı geçmesini engellemiştir. Ayrıca 12-13 Mayıs gecesi İngiliz Goliat gemisini batıran Muavenet-i muhbirimizin kılavuzudur. 19 Temmuz 1915'te binbaşılığa terfi eden Nazmi Bey, 20 Kasım 1923'te emekli olmuş ve 5 Mayıs 1940'taki vefatına kadar İstanbul Boğazı'nda sivil kılavuz kaptanlık yapmıştır. Seyit Onbaşı 1889 yılının Eylül ayında Havran ilçesi Çamlık Manastır Köyü'nde dünyaya gelen Seyit Onbaşı'nın babasının adı Abdurrahman, annesinin adı Emine'dir. 1909 yılının Nisan ayı başlarında askere alınmış, 1912'de Balkan Savaşları'na katılmıştır. Savaş bittiğinde de terhis edilmemiş ve topçu eri olarak Çanakkale cephesinde kendisine görev verilmiştir. Çanakkale Savaşları'nda gösterdiği kahramanlıkta adını Türk tarihine yazdıran isimler arasında belki de en fazla bilinenidir. 18 Mart Deniz Savaşı sırasında Rumeli Mecidiye Tabyası'nda ayakta kalabilen tek top vardır. Onun da mermi kaldıran vinci bozulmuştur. Seyit Onbaşı, büyük bir güçle 275 okalık mermiyi 3 kez kaldırarak namlunun ucuna sürmüş ve bu karamanlı sonuç vermiş, müttefiklerin Okyan Gemisi büyük bir yara almıştır. 1939 yılında Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle vefat eden Seyit Onbaşı, Çanakkale ile özdeşleşen, kahramanlarımızdan yalnızca biridir. Düşman Can Kurtaran Ruşen Eşref Ünaydın, karargah Umumi Muhafız Piyade Bölüğü Kumandanı münazım Evvel Ruhi ile gerçekleştirdiği mülakatında Mehmet'in ağzından şu hatırayı kaydeder. Bizim mıntıka kumandanı süvari kaymakamı Mahmut Bey, tayarelere pek kızar efendim. Daima ateş ettirir onlara katiyen üzerimize sokmaz. Onun zaten tabiatı böyledir. Bir tayyara geldi miydi, haydi bütün bataryaya ateş ettirir. Evet efendim, tayyare düştü. Ama hafif sisli olduğu için tabii gemiler bu düşüşü görmüyorlardı. Tayyareciler kendilerini denize attılar. Kendi gemilerinin istikametine yüzmeye başladılar. Bunu gören bataryamız düşmanın kendi gemilerine itak etmemesi için efendim ateş etti ki tayyareciler geri dönsünler. O vakit gemilerde tayyarenin burada düştüğünü anladılar. Onlar da ateş açtılar. Tayyare tahrip edildi. O vakitte bizim hiç olmazsa bir esire fevkalade ihtiyacımız vardı. Çünkü düşmanın o dakikadaki vaziyetini anlamak istiyorduk. Zira düşman ana partalardan çektiği askeri Seydürbahir'e ihraç yapmak istiyor gibi gösteriyordu. Yani açıkçası bunun birif olarak yapıyordu ve gemilerde eliyle işaret ederek bakın işte böyle daima Sedülbayır etrafında bir kavis şeklinde duruyordu. Mıntıka kumandanımız kaymakam Mahmut Bey bu tayarecinin neye mal olursa olsun mutlaka kurtarılmasını istiyordu. Tayyareciler en nihayet buçuk kilometre kadar sahile yakın geldiler. Tabii sahil mayın döşeri olduğundan kimse giremiyordu. Düşmanın vaziyetini öğrenmeye şiddetle ihtiyaç vardı. Bu sırada bir düşman tayyaresi düşürülmüş ancak bizimkiler başka taraftan o tarafa hala ateş etmekteydiler. Düşman tayyarecileri hem mayında hem de ateş altında ölüm kalım mücadelesi vermekteydiler. Bu noktada teessüratımı söylüyorum. O iki adam bağırıyordu. Yani ölüyorlardı artık ve sahilden hala imdat umuyorlardı. Tabi bir kumandan emir verdiği vakit süngü üzerine top üzerine gidip ölmek vazifemizdir. İşte o vakit mıntıka kumandanı kaymakam Mahmut Bey kim girer diye bir sual sordu. Bu İngilizlere sırf acıdığım için düşman olsalar da onları kurtarmak bana bir vazife-i vicdani oldu. Yüzmek de bilirim. Nerelisiniz efendim? Çanakkale'liyim bir an evvel girmek için telaşımdan fanilayı da çıkarmamışım. Bir fanila bir iş donu kalmıştı. Daldım. O zaman arkadaşım, mülazım de ben de girerim diye ben denize refakat etti. O çocuk aynı zamanda sınıf arkadaşımdır. Şimdi Rusya'da esir zavallı. Beraber girdik. Mutasıl düşman topları ateş ediyor. Monitörler karşımızdan eksilmiyor. Tayyareler tepemizde dönüyordu. Fakat biz tabii pek alçağa düşüyorduk. Sular da biraz dalgalıydı. Ne bizimkilerin ne de onların makas atışları bizi kıstıramıyordu. Gülleler hep ötemize berimize düşüyordu. Bize hiç ziyan vermiyordu. Ma tesif, o tayyarecilerden birisi boğuldu. Çünkü bizde takat kalmamıştı. Ötekini kurtardık beyim. Mıntıka kumandanı Mahmut Bey kendisini aldı. Mıntıkasına götürdü. Orada İngilizce mesaj yapıldı. Güzel baktılar. Sonra 5. Ordu'ya teslim edildi. Giderken İngiliz mıntıka kumandanı Mahmut Bey'e demiş ki, Türkleri şöyle cesurdular, böyle âli cenaptırlar diye kitaplarda okurdum. Bu defa da cephede gördüm. Fakat böyle şiddetli bir ateşe karşı bu derece fedakarlıklarını bilemezdim. Bu derecesini bir İngiliz bile yapamaz.'' Bedeli Çanakkale'de 1909 ve 1914 Askeri Mükellefiyet Kanunu gereğince Sultani Mektepleri, talebe ve mezunları askerlik vazifesinden muaf ya tecelli tutulmuşlardır. Fakat Çanakkale öyle bir milli dayanışmaya sebep olmuştur ki henüz 17-22 yaşında bir kısmı henüz mektebin lise ve orta kısmında, bir kısmı mezun ve İstanbul Darülfünunu veya Avrupa üniversitelerinde tahsildeyken bir sürü gencimiz birbirleriyle yarış edercesine askerlik şubelerine koşmuşlar ve gönüllü olarak askere yazılmışlardı. Irak cephesinde şehit düşen 646 Celal İbrahim, seferberliğin inanıyla beraber geceden gidip askerlik şubesinin kapısında sabahlamış ve bir numaralı gönüllü yazılmak şerefini elde etmiştir ki bu olay bile başlı başına Çanakkale'nin herkesinden gençlerimiz için ne anlam taşıdığının göstergesidir. Bütün şehit hikayeleri kuşkusuz kendi işlerinde haklı bir destan niteliği taşırlar. Fakat Çanakkale söz konusu olduğunda destandan destana bir fark olduğunu düşünürüz, ister istemez. Mehmet Muzaffer'in eşsiz destanını gazeteci Ziyad Ebu Ziya ağzından dinleyelim. Üç aylık bir talimden sonra Mehmet Muzaffer zabit namzede olarak Çanakkale'deydi. Müttefik İngiliz ve Fransız kuvvetleri Çanakkale'de uğradıkları mağlubiyetlerden ve verdikleri 150 bin zayiattan sonra Boğaz'ı aşamayacaklarını anlamışlar, 1915'in son haftasıyla 1916'nın ilk haftasında bütün hatları tahliye edip çıkıp gitmişlerdi. Galatasaray Lisesi öğrencisiyken gönüllü Çanakkale cephesine giden zabit subay adayı Mehmet Muzaffer Bey'in alayının otomobillerine lastik satın almak için bir gecede 1916 yılı baharında yaptığı sahte 100 liranın ön yüzü. Paranın altında bedeli Çanakkale'de altın olarak ödenecektir yazılıdır. Teğmenle yükselen bu vatanseverimiz 1917 yılında Gazze'de şehit düşmüştür sahte 100 lira. Muzaffer Çanakkale vardığında harp durmuştu. Zaman zaman İmroz ve Bozcaada'da üstlenmiş düşman gemileri ve uçakları bombardımanda bulunuyorlarsa da 1915 da Aralık sonuna kadar 8 ay süren kanlı boğuşmalarla kıyasla bu bombardımanlar hiç mesabesindeydi. Çanakkale'deki birliklerin büyük bir kısmı Kafkas, Irak ve Filistin cephelerine sevk edileceklerdi hazırlanma ve noksanlarına ikmal emri aldılar. Muzaffer, birliğinin alay karargahında görevliydi. Alayın kamyon ve otomobil lastiğiyle diğer bir takım malzemeye ihtiyacı vardı. Bunlar ancak İstanbul'dan sağlanabilirdi. O devirlerde bu gibi basit mübayalar için artırma yapmak, ilanlarda bulunmak ne adetti ne de bunlarla kaybedilecek vakit vardı. Her şey itimatla yürürdü. Muzaffer açık gözlü ve becerikli İstanbul çocuğu olduğundan karargah gerekli malzemenin temin ve mübayasına onu memur etti. İcab eden paranın kendisine itası içinde Erkan Harbi riyasetine hitaben yazılı bir tezkereyi eline verdiler. O yıllarda İstanbul'da otomobil ve kamyon nadir rastlanan vasıtalardı. Bunların lastikleri de yok denecek kadar azdı ve kara borsaydı. Muzaffer aradı, uğraştı, Nihayet Karaköy'de bir Yahudi de istediklerini buldu. Fiyatlar pek fahişti ama yapacak başka bir şey yoktu. Anlaşmaya vardı. Lazım gelen parayı almak üzere Erkan Harbiye'ye gitti. Elindeki tezkereyi tediye merciğine havale ettiler. Muzaffer az sonra yaşlı bir kaymakam yarbayın huzurundadır. Kaymakam uzatılan tezkereyi okudu. Karşısında hazır olda duran ihtiyaç zabitine baktı isteyeceği paranın miktarını sormadan ne alınacak dedi. Oto kamyon lastiği cevabını verilince bir an durdu, sonra Muzaffer'e dik dik baktı. Bana bak oğlum, ben askerin ayağına postal, sırtına kaput alacak parayı bulamıyorum. Sen otomobil lastiğinden bahsediyorsun. Hadi yürü git, insanı günah sokma, para mara yok. Muzaffer selamı çaktı, dışarı çıktı. Harbiye nezaretini bugünkü hukuk fakültesi binası bahçesinden dışarıya ağır ağır yürürken ne yapacağını düşünüyordu. Malzemelere alayın ihtiyacı vardı. Elindeki Almanların verdiği iki Mercedes Benz kamyon ve iki binek arabası lastiksizdi. Diğer malzemeler de mutlaka lazımdı. Kendisi bulur alır diye görevlendirilmişti. Malzemeyi bulmuştu fakat para yoktu. Eli boş dönemezdi. Bir çaresini bulmak lazımdı. Muzaffer bunların düşüne düşüne beyazıt meydanına vardı. Birden durdu. Kendi kendine güldü. Aradığı çareyi bulmuştu. Doğruca tüccar Yahudi'nin yanına gitti. Paranın tehdiye muamelesi akşamüstü bitecek. Ezandan sonra gelip malları alamam. Gece kaldıracak yerim yok. Yarın öğleden evvel vapur Çanakkale'ye kalkıyor. Yetiştirmem lazım. Onun için sabah ezanında geleceğim. Malları mutlaka hazır edin. Tüccar peki dedi. Muzaffer tam ayrılırken ilave etti. Altın para vermiyorlar, kağıt para verecekler. Yahudi yine peki dedi. Ertesi sabah Muzaffer merkez kumandanlığından sağlandığı araba ve neferlerde ezan vakti Yahudi'nin kapısındaydı. Ortalık henüz uşuyordu. Tüccar malları hazırlamıştı. Hava gazı fenerin yarım yamalak aydınlattığı loşlukta Mallar arabaya yüklendi. Muzaffer bir yüzlük kaime 100 liralık kağıt para verdi. Araba dört ana sirkeciye yollandı. Malzeme, çata, oradan da Duva'da bağlı gemiye aktarıldı. Az sonra da gemi Çanakkale yolunu tutmuştu. 3 gün sonra Yahudi elindeki yüzlük kaimeyi bozdurmak üzere Osmanlı Bankası'na gitti. Bozmadılar. Zira elindeki para sahteydi. Muzaffer, evrakı nakliyelerin basımında kullanılan kağıdın aynını Karaköy kırtasiyecilerinden tedarik etmiş, bütün gece oturmuş, Çinli mürekkebi ve boyayla gerçeğinden bir bakışta ayırt edilemeyecek nefasette taklit bir para yapmıştı. Tüccara verdiği ve yutturduğu para buydu. O devrin hakiki paraların üzerindeki yazılar arasında bir de şu ibare bulunuyordu. Bedeli ders adette altın olarak tesviye olunacaktır. Muzaffer yaptığı taklit paradaki bu ibareyi değiştirerek şöyle yazmıştı. Bedeli Çanakkale'de altın olarak tesviye olunacaktır. Onun burada altın dediği Çanakkale'de Mehmetçin akıttığı altından daha kıymetli kanıydı. Sahte paraya gelince Yahudi tüccar bunu mesele yapmadı. Yapmak mı istemedi, yapmaktan mı çekindi bilinemez. Ancak olay bütün İstanbul'da yayıldı. Dünyada emsali olmayan ve olmayacak olan bu hal ise Şehzade Halim Efendi'nin kulağına kadar gitti. Şehzade hemen lalasını göndererek Yahudi tüccarı buldurdu. Yüzük taklit evrak-ı bedelini altın olarak ödeyip aldı. Çok zarif sedef kalkmalı, içi kadifeli bir mücevher çekmecesine yerleştirilip İstanbul Polis Okulu'ndaki Emniyet Müzesi'ne hediye etti. Bu emsalsiz parça müzede şeref mevkinde muhafaza olundu. Benim gözlerim göreceğini gördü. Günün merkezinde Rumeli Mecidiyesi bataryası vardır. Muharebenin en şiddetli anlarında bile iki sahil arasında gidip gelmekten çekinmemiş olan müstakem mevki komutanı Cevat Paşa, Tavya'nın feci durumunu haber aldığı zaman yine motora atlayıp çimenlik iskelesinden karşı sahile hareket eder. Cephaneli berhava olan tabyanın durumu acıklıdır. İstihkam yıkıntıları arasında dolaşmakta olduğu sırada bir ağacın altına uzanmış olan bir askerin hali dikkatini çeker ve yanına gidip ne var evlat diye sorar. Nefer yerinden fırlayıp esas duruş vaziyeti almakta gecikmez. Çünkü sesi tanımıştır. Ne var ki gözleri başka tarafa bakmaktadır. Gözlerine bir şey mi oldu oğlum? diye sorar Cevat Paşa. O zaman Nefer tok sesiyle ''Üzülmeyin efendim'' diye cevap verir. Benim gözlerim göreceğini gördü. Evet, düşman gemilerine tam isabet kaydedilmiş ve okyanus destroyeri hareket edemez hale getirilmiştir. Cevat Paşa gözyaşlarına hakim olamaz. ''Sağ kolumu kaybettim ama sol kolum var.'' Seddül ve Jong Bayır'ın büyük kahramanlarından biridir bombacı Mehmet Çavuş. İngilizlerin siperlerimize fırlattığı el bombalarını korkusuzca yakalayarak karşı tarafa fırlatan Mehmet Çavuş, düşman hattına hiç hesapta olmayan zararlar verdirmekteydi. Durumun farkına varan İngilizler, bombaların atış sıklığını değiştirerek Mehmet Çavuş'un iadesini önlemeye çalışmışlardı. İşte böyle bir bombada Mehmet Çavuş'un elinde patlamış. Çavuş'un sağ elinin bileğinden kopmasına sebep olmuştu. Fakat yiğit Anadolu delikanlısı vazife şuuruyla hastaneden tabur komutanına yazdığı mektupta şöyle diyordu: Sağ kolumu kaybettim, zarar yok. Sol kolum var. Onunla da pekala iş görebilirim. Beni müteessir eden ve düşmanla çarpışmama mani olan şey yaramın henüz kapanmamış olmasıdır. Hastaneden kurtularak halen harbe iştirak edemediğim için beni mazur görünüz. Affediniz muhterem kumandanım. Bir Çanakkale şehidinin son mektubu Valideciğim, dört asker doğurmakta müftehir şanlı Türk annesi. Nasihatamiz mektubunu devrin Ovası gibi güzel, yeşillik bir ovacığın ortasından geçen derenin kenarındaki armut ağacının sayesinde otururken aldım. Tabiatın yeşillikleri içinde mes olmuş ruhumu bir kat daha takviye etti. Okudum, okudukça büyük dersler aldım. Tekrar okudum. Şöyle güzel ve mukaddes bir vazifenin içinde bulunduğumdan sevindim. Gözlerimi açtım, uzaklara doğru baktım. Yeşil yeşil ekinlerin rüzgara mukavemet edemeyerek eğilmesi bana annemden gelen mektubu selamlıyor gibi geldi. Hepsi benden tarafa doğru eğilip kalkıyordu ve beni annemden mektup geldi diyerek tebrik ediyorlardı. Gözlerimi biraz sağa çevirdim. Güzel bir yamacın eteklerindeki muhteşem çam ağaçları kendilerine mahsus bir sedayla beni tebşir ediyorlardı. Nazarlarımı sola çevirdim. cığıl akan dere bana validemden gelen mektuptan dolayı gürüyor, oynuyor, köpürüyordu. Başımı kaldırdım. Gölgesinde istirahat ettiğim ağacın yapraklarına baktım. Hepsi benim sevincime iştirak ettiğini yaptıkları rakslarla anlatmak istiyordu. Diğer bir dalına baktım, güzel bir bülbül, tatlı sedasıyla beni tepşir ediyor ve hissiyatıma iştirak ettiğini ince gagalarını açarak göstermek istiyordu. İşte bu geçen dakikalar anında hizmet eri, ''Efendim, çayınız, buyurunuz içiniz.'' dedi. ''Pekala dedim, aldım baktım, sütlü çay.'' ''Mustafa, bu sütü nereden aldın?'' dedim. ''Efendim, şu derenin kenarında yayına yayına giden sürü yok mu?'' ''Evet.'' dedim. ''Evet ne kadar güzel.'' İşte onun çobanından on paraya aldım. Valideciğim on paraya yüz dirhem süt hem de su katılmamış. Koyundan şimdi sağılmış. Aldım ve içtim. Fakat bu sırada düşünüyorum. Ben validemin sayesinde onun gönderdiği parayla böyle süt içeyim de annem içmesin. Olur mu? Şevket neden içmiyor? Fakat yukarıdaki bülbül bağırıyordu. Validen kaderine küssün, ne yapalım, o da erkek olsaydı, bu çiçeklerden kokluyacak, bu sütten içecek, bu ekinlerin secdelerini görecek ve derenin aheste akışını tetkik edecek ve çıkardığı sesleri duyacak idi. Şevket merak etmesin, o görür, belki de daha güzellerini görür. Fakat valideciğim sen yine müteessir olma, ben seni, evet seni mutlaka buralara getireceğim ve şu tabi manzarayı göstereceğim. Şevket, filmi de senin sayende görecektir. O güzel çayırın koyu yeşil bir tarafında, çamaşır yıkayan askerlerim saf saf dizilmişler. Gayet güzel sesli biri ezan okuyordu. Ey Allah'ım! Bu ovada onun sesi ne kadar güzeldi. Bülbül bile sustu. Ekinler bile hareketten kesildi. Dere bile sesini çıkarmıyordu. Herkes her şey, bütün mevcudat onu, o mukaddes sesi dinliyordu. Ezan bitti, o dereden ben de bir abdest aldım. Cemaatle namazı kıldık. O güzel yeşil çayırların üzerine diz çöktüm. Bütün dünyanın dağ ve debdebelerini unuttum. Ellerimi kaldırdım, gözlerimi yukarı diktim, ağzımı açtım ve dedim. Ey Türklerin ulu tanrısı! Ey şu öten kuşun şu gezen ve meleyen koyunun, şu secde eden yeşil ekim ve otların, şu heybetli dağların halikı. Sen bütün bunları Türklere verdin. Yine Türklerde bırak. Çünkü böyle güzel yerler seni takdis eden ve seni ulu tanıyan Türklere mahsustur. Ey benim ya Rabbim! Şu kahraman askerlerin bütün dilekleri, ismi celalini İngilizlere ve Fransızlara tanıtmaktır. Sen bu şerefli dileği ihsan eyle ve huzurunda titreyerek böyle güzel ve sakin bir yerde sana dua eden biz askerlerin süngürlerini keskin, düşmanlarını zaten kahrettin ya, bütün bütün mahveyle diyerek bir dua ettim ve kalktım. Artık benim kadar mesut, benim kadar mesrur bir kimse tasavvur ediremezdi. Dünyanın en güzel yerleri burasıymış. Yalnız bu memleketlerde düğün olmuyor. İnşallah düşman asker çıkarır da Bizi de götürürler, bir düğün yaparız. Olmaz mı? Kader'e mektup yazdım, validecim. Evdeki senet vesaireyi kimselere katiyen vermeyin. Ve sorarlarsa biz bilmiyoruz deyin. Çantayı al, sandığa koy. Ben sana vaktiyle anlatmış idim. Bu dünya böyledir. Fakat sen merak etme. O parayı vermese adliyedeki adam vermezdi. Hani nasıl aldık Yalnız zaman ister. Valideciğim. Çamaşır falan istemem. paralarım duruyor. Allah razı olsun. Oğlun Hasan Etem. 17 Nisan 1915. Destanın canlı tanıklarından anılar. Ahmet Başaran. Yenice Çınarcık köyündendir Ahmet Başaran. Çanakkale cephesinde ağır topçu olarak görev yapmıştır. Savaşın gidişatını onun sözleriyle takip etmek, bizi o dönemde yaşanan heyecana tekrar götürmektedir. Çanakkale'ye ilk vardığımda, Çimenlik Kalesi'nde 60-70 gün talim yaptırdılar. Sonra bizi bölüklere dağıttılar. Ben 6. bölüğe düştüm. Nara Kalesi'ne verdiler. Nara Kalesi'nde 6 ay filan durmuştuk ki seferberlik ilan edildi bizi Dardanos bataryalarına gönderdiler. Dardanus’ta beşinci 5. bölüğe verdiler. Biz 150 kişi kadar vardık. Başımızda yüzbaşı Ahmet Bey vardı. Yedi buçukluktu toplarımız. Biz seri ateşli toplardaydık. Dört topumuz vardı. Mermileri aynı tüfek fişengine benzerdi. Kucaklayıp kakardık topun içine. 18 Mart günü kepesin altında bulunuyorduk. Düşman gemileri hep zırhlı tabii. Selanik açıklarından ateş ede ede geliyorlar. Kum kapı ve Seddülbahir taraflarını ateşe tuttular. O taraflardaki tabyalar ateş içinde kaldılar. Toplar paralandı. Cephanelikler tutuştular. Bir zaman sonra Kumkare ve Seddülbahir'deki bataryalar sustular. Düşman zırhları ateş ederek boğaza yaklaştıkça bizim de mesafemize giriyorlardı. İntepe ve Çakaltepe bataryaların ateşe başlamalarından sonra biz de bizim mesafemize gelince başladık zırhlara ateşe. Ben mermi sürüyordum, ikinci erdim topta. Çanakkale boğazı kara bulut gibi gemi doluydu. Hangisini atarsan at. Akşam üzeri gün inmeye yakın düşman zırhlarından birisi bizim önümüzde battı. Bize yakındı ya kilit bahirden, ya hamidiye tabyasından attılar. Kepez çayının denize döküldüğü yeri bile geçmişti. Çanakkale'ye yakınlaşmıştı. Mermi geldi zırhlıya. Denizin dibine kaynadı gitti. O gün batanı battı, batmayanı geri çekilip kaçtı. Gittiler. 18 Mart'ın ilk günü bizim tabiada 11 kişi şehit vermiştik. Soğan dere, kerevizleri taraflarında dağıldılar. Geriye gittiler düşman zırhları. Toplarımızın önlerine çam ağaçları dikerdik. Gavurlar görmesin diye. Çam ağaçlarını geceleri sökerdik. Geceleri projektörümüz vardı. Yakardık. Düşman zırhlarına onunla ateş açardık. Projektörümüzü parçalamak için çok mermi attı kafir. Yapamadı bir şey. O gün gece yarısı da geldiler. Batan zırhlarının yerini araştırdılar. Bizde verdik ateşi. Gerisin geriye gittiler. Sabaha karşı oldu bu. Ertesi gün düşman gemileri tekrar hücum ettiler. Gene olmadı. Sonra akşam sabah hücum ettiler gemileriyle boğaza. Gene olmadı. Vazgeçtiler. Hücumu kesti gemiler. Sonra geri çekilip verdi topu Settül Bahire. Verdi topu. Topuyla bizim askeri kırıp kendi askerini çıkardı. Denizden balon kaldırıyordu. Ben gördüm. Krater gibi bir şey. Kalkıyor havaya. O zaman asker arasında balon çıkarıyor derlerdi. Balon çıkardığını görünce biz saklanırdık. Çünkü bizi görürmüş balondan. Toplar patlamaya başardı ardından. Bizim koğuşun yanlarına da çok mermi düştü ancak kimseyi öldürmedi. Bizim tabur kumandanımız Binbaşı Mustafa Bey bölük kumandanımız Yüzbaşı Ahmet Efendi'ydi. Birliğimi de şöyle söyleyeyim. 3. Ağır Topçu Alayı, 1. Tabur, 5. Topçu Bölüğü Çanakkale'ye yakın Kepez yolunun altında bir gemimiz vardı bizim. Çanakkale'yi bekliyordu. Düşman gemileri deniz altından bomba yollayıp torpille batırdılardı. Hatta batmadı gemi de yan yattıydı da askerleri bir istimbot gelip almıştı Çanakkale'den. Bir günde bizim dışarıya çıkıp gavur gemilerini bombalayan bir gemimiz yaralanmış geri dönüyordu. Adını bilemeyeceğim, Yavuz mu, Turgut mu bilmem. Boğazdan içeri girip Nara'ya gitmişti. Biz o zaman selamı durmuştuk. Biz de artık çoktan Allah'ın rahmetine kavuşan Ahmet Başaran'a selam duruyoruz. Ahmet Fehmi Türkan Çanakkale Sarıceri Köyü'nden Ahmet Fehmi Türkan ise Kilitbayır Tergrafhanesi'nde yaşadıklarını şu şekilde dile getirmiştir. Yavuz'da da Midilli çıktı bir akşam boğazlardan. O şifreyi ben aldım. O geçişle ilgili şifreyi Miralay Talat Bey'e götürdüğümde gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Emir verdi. Bu gece Lapseki'den Kunkare'ye, Geribolu'dan Seddülbahir'e kadar her taraf karanlık kalacak. Gemiler dış denize çıkacaklar. Hiçbir ışık yanmayacak, dedi, ekledi. Bu emri iki tarafa da telgrafla yaz. Seddülvahir'de yüzbaşı Kadir Bey vardı. İyi konuşurduk. Ona dedim ki, gemiler geçerken ben sana bildiririm. Sen de dönerlerken bildirirsin. O gece akşam karanlığından bir saat sonra gemiler boğazdan dışarıya çıktılar. Üzerlerinde Hiçbir ışık yoktu. Öyle sessiz ve karanlıkta geçip gittiler. Kadir Bey'e bildirdim gemilerin çıktığını. O gece sabaha karşı iki gemimiz Yavuz ve Midilli İmroz adasındaki İngiliz karargahını bombalamışlar. Midilli bir torpile çarpıp batıyor. Yavuz da geri dönerken bir serseri torpile çarpıp yaralanıyor. Tedir Bahir'den Yavuz dönerken Kadir Bey telefonda hem ağlıyor hem konuşuyor. Gemide bir hal var, sallanarak geliyor. Yavuz'un birkaç bölmesi su almış. Gelirken hepimiz sahile çıktık. Ağır ağır gelişini takip ediyoruz. Soğan derinin önderinde bir düşman tayyaresi Yavuz'a ateş etti. Yavuz da uçak savar toplarıyla tayyareye ateş açtılar. Bu arada kilit bahirin üzerindeki top da ateş etti. Tayyareler dağıldılar. Yavuz sol tarafından yaralıydı. Yavaş yavaş geldi. Kilitvahir'in önünden mağara burnuna yöneldi. Gitti, kıyıya baştan kara, omuz hizasına kadar karaya oturup yüzdürülmeye hazır durumda beklemek yaptı. Birkaç gün orada kaldı Yavuz. Düşman tayyareleri gelip Yavuz'a ateş ederlerdi. Yirmi kadar tayyaresini gördüm düşmanın ateş ederlerken Yavuz'a. Şerif Ali Arsan, Çan Mallı Köyü'nden Şerif Ali Arslan'ın askerliği 8 sene sürmüştür. Balkan Savaşları'ndan döner dönmez gelen seferberlik emri onun yerinin Çanakkale olduğunu göstermiştir. 9 ay çakmak çaldı, Çanakkale için şunları anlatır. Bir sene Çanakkale'nin içinde Cevat Paşa'nın mahiyetinde durdum. Cevat Paşa Arnavut'tu, grup kumandanıydı. Düşman önce Bahri askeri çıkardı Kumkale'ye. Kumkale'de 64. depo alayı vardı. Düşman bu alayın üzerine asker çıkardı. Biz de Geyikli'de bulunuyorduk. Telefon geldi yetişin diye. Biz varıncaya kadar çıkan düşmanı denize dökmüşler. Biz de sabaha kadar köyün içinde kalanı temizledik. Döndük Geyikli'ye. Bizi Üvecik tarafına gönderdiler. Deniz kenarlarında bekledik. Bozcaada açıklarından yürüdü kafir. 32 parça zırhlı, torpido filan, mızıka çalarak. Önde Fransızın zırhları vardı, arkada İngilizlerinki. Bizim deniz kenarındaki toplarımız atıyorlar ama ateş çıkartıyorlar sadece. Erdiremiyorlar gemilere. Zırhlar, karatinanın altına doğru geldiklerinde Karşıdan yıldız tabiadan ateş eden toplarımızdan biri, kafirin zırhlısının birisinin bacasından koydurdu içeri mermisini. İki tanesi de kaçarken taşa kısırlandı. Birisinin de direğini kırdı bizim topçular. Bizi üvecikte tutamadılar. Çanakkale'den Ecabat'a geçirdiler. Gecede Seddülbahir burnuna geldik. On beş gün müfrezede bekledik. Zedülbahir'de Deniz kıyısında ben de onbaşı vekilli yapıyorum. 26. alay geldi, bizi değiştirdiler. Bizim alay geriye çekildi. Çamaşır falan yıkıyoruz geride. İngiliz'in bir bombası düştü çamaşır yıkadığımız yere. Beyazlar kurumuş, alacalar kurumamıştı. Çadırların kenarlarına ası ası verin alacaları dedim çamaşırcılara. Saat 6'yı bekledim. Nöbetçileri de çıkardım, çadıra geldim. Yatacaktım artık. Setreyi filan çıkardımdı. Başladı Sedir Bahir burnu yanmaya. Patır patır patlıyor ortalık. Alay kumandanı toplam borusunu çaldırdı. Kilerde üç günlük peksimet varmış. Börük emiri çabucak dağıttı peksimetleri askerlere. Hadi bakalım Sedül Bahire. Şeytan dere var bir. Oraya geldik. Bizim üçüncü tabur zığın dereye. İkinci tabur eski kare yerine. Birinci tabur kirtenin başına yürüdü. Bizim tabur birinci tabur. Bulunduğumuz yerde açıktık. Gavur bir nefer görse yağdırıyor mermiyi, kavuruyor ortalığı kafir. Aşağıya indik su terazilerinin yanına. Bir tane de Ermeni vardı aramızda. O da asker bizim gibi. Postalık yapıyordu. İkinci sıralarıydı. El Turan tavyasından yürüdü asker. Biz Ateşe davrandık ermeni posta bağırıyor atmayın atmayın bizim askerler diye atmadık ateşi kestik bizde tek tük asker kalmış koca 26. alaydan bize doğru gelenler bu takımın askerleri 26. alayı karıştır vermiş bomba kafir 26. alayın yerini aldık 25. alay olarak düşmanın karşısında 3 gün dayanabildik bir de seyyar jandarma alayı vardı. Onlar da bizlerle beraber eridiler, gittiler, mahvoldular. Orada bir burunda kaldık bir akşam üzeri. Bizim üzerimize çeviri verdi makineli tüfeği düşman. Üç kişi kaldık bir koca takımdan biz. Düşman makineyle doğradı bizi, doğradı. Türk, Kürt, Arap, Ermeni, Rum demeden verilen bir vatan mücadelesinden sadece minik bir kesit Şerif Ali Aslan'ın anlattıkları. Şehitleri kanlarıyla defnedin. Çünkü Allah yolunda yaralanan kimse kıyamet günü yarası kanayarak Allah'ın huzuruna gelir. Yaranın rengi kan renginde, kokusuysa mis kokusu gibidir. Hadisinin gereği olarak her bir şehidimiz bu mis kokusuyla Rabbimizin huzuruna çıkmışlardır. Allah onlardan razı olsun. Ali Demirel Biga Güneydoğu Bucağı'ndan Ali Demirel ise Arıburnu cephesinde 27. alayda görev yapmıştır. Sonra da Arabistan cephesine gitmiştir. İki yılda esirlik hayatı yaşamıştır orada. Arıburnu cephesinde 27. alayın o aynalı tüfeklerini yapmış olmak onun için övünç kaynağıdır. Daha sonraki yıllar yürümesini engelleyecek olan gelişmeleri şu şekilde anlatır. Makineli tüfekçi yazmışlar beni. Benimle beraber beş kişi var daha bizim köyden. Çanakkale'ye varınca piyadeye çevirdiler. Beni verdiler 27. alaya. Mevzilerimiz Arıburnu'nun üzerlerindeydi. Ben 27. alay, 2. tabur, 1. bölükte bulundum. Alay kumandanımız Şefik Bey, tabur kumandanımız Kör Halil, bölük kumandanımız Hasan Efendi, takım kumandanımız Kara Mahmut, Münazımın evveldi. Mevzilerde dokuz ay durdum, dokuz ay çakmak çaldım. Bizim bölük Karatepe'deydi. Düşmanın çıktığı sabah bir ve üçüncü taburlar Maydos, ecabataydılar Biz yalnız ikinci tabur vardık Arıburnu'nda. Arkadan birinci ve üçüncü taburlar da yetiştiler. Gavur bizim üzerimize çıktı. Bütün alayca hücum ettik düşmana. Bizim bölükte bütün subaylar vuruldu. Lapsekiri Eyüp Sabri kaldı bölüm başında. Baş çavuştu. Düşman mevzileri bize çok yakındılar. Bomba atarlardı bizim mevzilerimize. Soğan filan da attılar. Sonra bizim mevzilerin üzerine teller geldiler de düşmanın attığı bombalar bir daha mevzilerimize düşmedi, tellere çarpıp geri düştü. Düşman kaçarken tünel kazıp içine dinamit doldurmuş. Patlatınca bizden bir bölük gitti. Hiç kimse kurtulamadı. Toprak minare gibi havaya çıktı. 27. alayın aynalı tüfeklerini ben yaptım. Marangozum demiştim ya. Sivillikte marangozluk bildiğimden tüfeklere ayna takma işini ben yaptım. Bölükte piyadeydim esasında. Bir gün düşmandan düşman mevzilerini yaptığımız bir hücumdan bir aynalı tüfek ele geçirmiştik. Bizim mevzilerin yanında bir tünel vardı. O tünelin içinden düşmandan ele geçirdiğimiz tüfeğe baka baka bizim tüfeklere de ayna takmıştım. Her mangaya bir tane aynalı tüfek dağıtılmıştı benim yaptıklarımdan. Tüfeğin namlusuna önüne arkada iki tane ayna koyardım. Siperden kafanı çıkarmadan aynaları bakıp düşmanı görürdün. 18 Mart'ta düşman zırhlarının boğazı zorladıkları zaman ben arı burnundaydım. Boğazdan geçemeyince kafir, Mortu Liman'a, Sevdül e zorladı. Oralardan da söktüremeyince arı çıkardı. Daha sonra Tuzla'ya da çıkardı. Macaristan'dan getirdikleri kısa, ağır obüsler çok işe yaradı. Dik atıyor. Olduğu gibi gemilerin üzerine düşürüyordu o toplar. Biz istikamlardan görüyorduk. Gemiye mermi düşünce duman içinde kalıyor ortalık. Gemideki gavurlar kendilerini denize atıyorlardı. Yavur bizim üzerimize çıkınca biz de hücum etmiştik. O hücumda katırların yanına kadar vardık. O sırada yan ateşine tuttu bizi kafir. Elimdeki tüfeğin kundağı filan paralandı da bir demiri kaldı elimde. O gün kalçalarımdan yaralandım. Bak şimdi yürüyemiyorum. Paralandı her yanım benim. Şarapnel parçaları denk geldi bana. Evet, atalarımız, biz daha iyi günler yaşayalım, esaret denen onur kırıcı duruma düşmeyelim için canlarını, sağlıklarını, sevdiklerini bırakmışlardır Çanakkale'de. Bugün vatanımızın her bir bölgesini rahatlıkla gezebiliyorsak, bunu bir ölçüde de Ali Demirel'in yürüyememesine borçlu değil miyiz? Abdi Topal Çanakkale Kayadere köyünden Abdi Topalım askerliği ise 5 yıl sürmüştür. Kendisini en fazla etkilen olayı anlatırken kelimeleri bulmakta zorlanmaktadır. Beni asker aldıklarında İngiliz kaçmıştı Çanakkale'den. Garicha cebesine yolladılar bizi. 5 sene de geldim askerden. Önce Eceabat'ın Yalova köyüne götürdüler bizi. Cephane vapuru gelmişti. Bir tayyare geldi, İki bomba attı. Biri deniz kenarına kuma düştü, öteki de denize. Bizi 200 kişi ayırdılar. O gece cephaneleri boşalttık gemiden sabaha kadar. Harp gemisiydi bizimki. Yalova köyü ağzında indirdik cephaneleri gemiden. Ya Barbaros'tu ya Turgut'tu bilmiyorum. Çamların içinde askerler hasta yatıyorlardı. Biz 40 gün durduk orada. İstirahat ettik. Soğan Dere'ye götürdüler bizi sonra. Soğan deride talim terbiye gördük. Sedülbayır Soğan Deresi'nde 3 ay kadar kaldık. Yürüyüşe çıkardıklarında hep cesetlerle doluydu ortalık. Hakkı Tuna Eceabat Büyük Anafartalar Köyü'nden Hakkı Tuna'da Çanakkale'de çakmak sallayanlardandır. Zabit Mektebi'nde okurken gelir onun seferberlik emri. Aslen Ankara'lıdır. Fakat Çanakkale ülkenin olduğu gibi onun da kaderini değiştirmiş. Hayatının en önemli deneyimini yaşadığı Çanakkale'den ayrılmayı istememiştir. Bir gün Bahriye Nazırı Cemal Paşa bizi teftişe geldi. Bu teftişten sonra bizi İstanbul'da Sultanahmet Camii'ne kaldırdılar. Bir süre Sultanahmet Camii'nde yatıp kalktık. Daha sonra bir emir geldi bütün bölüklerimizi ayrı ayrı yerlere gönderdiler. Kimimiz Arabistan'a, kimimiz İstanbul Boğazı'na, bizim bölüğü de Çanakkale cephesine ayırdılar. On gün kadar geçmedi. Galata rıhtımına yanaşan bir vapurat topumuz, tüfeğimiz, cephanemizde yüklendik. Marmara Denizi'nde o zaman denizaltı olduğundan şüphe edilirdi. Onun için bindiğimiz vapura muhafız olarak bir de torpido verdiler. Galata'dan hareket ettik Çanakkale'ye. Akbaş iskerisine vapur yanaştı. Vapur boşaldı, toplarımızı koştuk. O sırada bir düşman mermisi yakınlarımıza düştü. Eceabat'ın içinden geçiyoruz. Eceabat harabeye dönmüş. Binalar yıkılmış, orada burada evler yanıyor. Çamburnu yolundan, Behramlı köyünden geçtik. Kirti'ye yakınlaştığımızda gece olmuştu. O gece orada 9. fırkada misafir kaldık. Ertesi sabah köyünün üst taraflarında hazırlanmış mevzilerimizi bulduk. Toplarımızı mevziye yerleştirdik. Bir telaş, bir telaş hepimizde. Hazırlık yapıyoruz. Telefon hattımızı düzenledik. Batarya dürbünümüzü kurduk, her şeyi yerine yerleştirip hazırlığımızı tamamladık. O sırada düşman da köyünün altındaki eski bağlara kadar gelmişti. Biz düşmana başladık toplarımızı ateş etmeye. Bir hafta o mevzilerde kaldık. Sonra bir emir geldi. Toplarımızı Ecabat Top Zeydinlik'e götürdük. Geri çekildik. Çadırlarımızı filan kurduk. Ben o zaman kıdemli başçavuş muaviniydim. 17. Alay 2. bölükteydim. Ağır topçu bölüğünde 12'lik ağır obüs toplarımız vardı. Top Zeydinlik'te çadırları kurduktan sonra iki top alıp Karayorgi'nin dereye gittik. Kara Yorgin'in derede iki buçuk ay kaldık. Savaş devam ediyor. Hücumlar oluyor. Derenin içinde toplarımızın askerlerinden iki şehit verdik. Tekrar top zeytinliğe geldik. Refik adında bir takım subayımız vardı. Onunla birlikte bu defa domuz dereye iki top kurduk. Üç buçuk ayda domuz deriden ateş ettik düşman üzerine. Batarya kumandanımız Nadir Efendi'ydi. Üsteğmendi. Bizim gözetleme yerimiz Alçıtepe'deydi. Üst tarafımızda da grup kumandanının gözetleme yeri vardı. Bir gün bana batarya kumandanımız Nadir Efendi dedi ki, ''Seni grup kumandanı istiyor.'' Gittim, kapısını vurdum, girdim yanına, selam verdim. ''Grup kumandanı, sen avcı hattına gideceksin. Orada 16. Alay kumandanı bulacaksın, sana görev verecek.'' ''Emredersiniz.'' Dedim çıktım odasından. Bataryaya gelip silahlı bir asker aldım. Beraberce başladık avcı hattına gitmek üzere Kirteköy'ü yönünde yürümeye. Kirteköy'ünü geldiğimizde savaş bütün şiddetiyle sürüyordu. Kirteköyü zaten harabe olmuş. Yıkıntıların arasında bizim yaralıları getirmişler gördüm. Kiminin kolu, kiminin bacağı kopmuş. Yaralıları sargı yerine götürmeye çalışıyorlardı. Orada durmadık geriye bataryaya döndük. Sabahleyin tekrar yola koyuldum. Avcı hattı bizim topların ateş ettikleri yöndeymiş. Boğazdan Çan Ovası'na kadar düşmanla doluydu. Yalnız Palamut ve Kabatepe arasında düşman yoktu. Yanıma asker almamıştım. Yalnızdım. Doğru yönümde gidiyordum. Bir de baktım önümde bir asker yürüyordu. Seslendim askere. Asker durdu. Sordum. Kaçıncı alaydansın? Asker, biz 16. alayın 3. taburuyuz. Şurada istirahate çekildik. Oradayız. Diyerek eliyle gösterdi. Düş önüme beraber gidelim. Dedim. O zaman asker toprak altında, meydanda değil, sığınaklarda. Gittik oraya. İndim aşağıya, bir piyade subayı gördüm. Grup kumandanının beni istediğini anlattım. Hemen çavuşa döndü. Çavuş, açık göz birisi silahlarını alsın gelsin bu arkadaşla gidecek. Bir de baktım, cin gibi bir asker geldi. Silahlı, göğsünde çapraz fişekler. Düştü önüme. Gidiyoruz. Bazı açıktan gidiyoruz. Düşman bizi görünce veriyor şarapneyi bize. Bazı gizli yollardan gidiyoruz. Koşarak giderken avcı hattının arkasında karargah çıktı karşımıza. Karargaha vardım, beş on kişi getirmişler. İleri hattan getirmişler şehitleri. Gömememişler daha uzatmışlar, öyle yatıyorlar. Alay kumandanına bir selam verdim. Alay kumandanı uzun boylu bir adam. Bana dedi ki, şurada telefon odasında biraz otur da bir erle gidersin ileri. Ben er istemem dedim. Karargâhtan ilerideki avcı hatlarına giden bir sıçan yolu var. Girdim sıçan yoluna, vardım avcı hattına. Bir ateş cehennemi üzerindeyiz. Kum çuvallarını sıralamışlar, Askerde de çuvalların gerisinde silahlar ellerinde ateş ediyorlardı. Piyade bölük kumandanı anlatmaya başladı. Bu hattı teslim aldığımızda burada bulunan alaydan 12 kişi kalmıştı. Bizim hattın 100 metre ilerisinde de Fransız hatları vardı. Düşman denizden, zırhlardan da toplarıyla durmadan ateş ediyor. Bizim bulunduğumuz yerde Fransız hatları arasına bir mermi düştü. Kum çuvallarını yıktı. Çoğalardan biri belime çarptı. Ben de yerimi değiştirdim. Arkasından bir mermi daha. Avcı hatlarının tam orta yerine. Bir bağırtı koptu. Birkaç şehit, dört beş yaralı. Hemen sığıyeler koşup geldiler. Götürdüler yaralı ve şehitleri. Şehitlerden bir tanesini gördüm. İnsan olduğu belli değil. Kıpkırmızı et. Dağılmış. Batarya kumandanımız Sami Bey, benim ölüp ölmediğimi öğrenmek için bir er göndermiş. Benim avcı hatlarında olduğumu öğrenen er de geri dönüp gitmiş. Avcı hatlarını iyice görmüş, düşmanın ateşini ve durumunu yakından incelemiştim. Akşam bataryama dönmek üzere yola çıktım. Gece çakır yıldızlıktı. Kurşunlar mızıl mızıl etrafımdan geçiyordu. Bataryama sağ salim dönebilmiştim. Arkadaşlar ölmeden gelmiş diyorlardı. Bir gün gözetleme yerindeydim. Sami Bey var. Batarya kumandanımız. O gerideydi. Topları Refik Teğmen idare ederdi. Sonradan bir üst Teğmen daha gelmişti. O more more diye konuşurdu. Arnavuttu. Gözetleme yerinden makaslı dürbünle bakıyordum. İlerilere avcı atlarına. Dürbün yakın gösteriyor. Bir de baktım. Fransız atlarında bir kıpırtı var. Teğmen'e seslendim. Fransızlarda bir telaş var. Hücuma mı kalkacaklar, ne? İyi bak hakkı, dedi Teğmen. Teğmen diyorum, üst Teğmen. Batarya kumadanımıza söylüyorum bunları. Kafamı çevirdim baktım. Fransızlar süngü takmışlar, hücuma kalkıyorlar. Fırlamışlar siperlerden, biraz ilerlediler. Bizimkiler de fırladı siperlerden. Başladı süngü harbi. Bizim toplar, düşman topları, hepimiz oraya ateş ediyoruz yüzüne dikindi asker. Epey devam etti süngi harbi. Fransızlar bizim askerleri önlerine katmışlar, sürüyorlar geriye karargahın yakınlarına. Az geldi herhalde kuvvetimiz. O sırada bir şakırtı koptu. Soğan dereden kuvvet geliyor dedim kendi kendime. Asker koşa koşa gidip karşıladı gavuru. Hiç unutmam. Bizim askerlerden birisi bir Fransız askerini kat ön etmiş. Fransız kaçıyor, Bizimki arkada yetişemiyor Fransız'a. Yetişse süngürüyecek. Açtılar, gittiler, önlü arkalı, düşman işlerine kadar. Ne oldular bilmem. Gözden kayboldular. Bizim askerlerimiz Fransızların siperlerini ele geçirmişlerdi o günkü hücumda. Bizim alt tarafımıza çamların içinde on buçukluk seri ateşli toplar vardı. Onlar da başladılar ateşi. Şimdi abide yapılan sırtlara ateş ediyorlardı. Orada Fransızların bir cephaneli isabet almış yanıyor. Bilmiyorum artık cephanelik miydi, erzak deposu muydu? Başlarında bir subay, bir manga Fransız askeri söndürmek için koşuyorlardı. Bizim toplar şarap çevirdiler bu sefer atışı? Tutunamadı Fransızlar. Bıraktılar söndürme işini, kaçıp gittiler. Bu olay domuzleri de olmuştu. Aradan bir zaman geçti. Düşman birlikleri bütün cephe boyunca hücuma kalktılar, söktüremediler. Son hücumlarıydı bu onların. Bıraktılar hücumu. Biz toplarımızı kaba tepeye getirdik. Ben yine gözetleme yerindeydim. Dürbünle bakıyordum. Düşman sabah erkenden ana farta ovasına da asker çıkardı. Askerin çıkarılışını ben de dürbünümle izliyordum. Düşmanın karaya ayak basmasıyla Anafartalarda savaş başladı. Cahırtı koptu. Devam etti. Fakat söktüremedi. Üç ay daha kaldı kafir. Üç aydan sonra aldı başını gitti. Bir sabah Kabatepe'de arkadaşlar, Fransızlar Seydülbahir'den kaçmış dediler. Atladım beygire, bastım gittim. Çift ekinden aşağı indim. Bizim asker oya yayılmış hep. Yiyecek giyecek her şeyleri bırakıp gitmişler. Bir tane de kadana beygiri kaçırmışlar. Bizim askerler de tutup getirmişler. Bir İngiliz gemisi İmroz taraflarından bıraktıkları şeylere veriyorlar mermiyi. Yakıyorlar. Düşman gittikten sonra bir süre daha o yakınlarda bir köyde durduk. Sonra bizim topları Enez'e götürdüler. Buralarda bir alay meydana getirdiler. Sahinlere adi ateşli toplar koydular. Buralarda az bir asker kaldı. Beni de küçük Anafartalar köyündeki 24'lük toplara verdiler. Arabistan teslim olduktan sonra da zaten asker terhis olmuştu. Bizim batarya kumandanımız daha sonra tekrar tabur kumandan vekili olarak burada kurulan alaya gelmişti. Mütareke imzalandıktan sonra Fransızlar, İngilizler buradaki topları hep patlatıp parçaladılar. Çanakkale'de parçalanan yalnızca topları olmadı ki sadece. Hakutuna ve silah arkadaşları sayesinde İngiliz ve Fransız güçlerinin hayalleri de yıkıldı. Fakat daha önemlisi bizim geleceğe dair daha umutlu, daha sağlam hayaller kurmamıza ve o hayalleri gerçekleştirmemize sebep oldu. Sağ olsunlar. Mustafa Aksoy Çan Halil Ağa Köyü'nden Mustafa Aksoy'da Seydülbahir'de bulunmuştur. Aradan geçen yıllara rağmen gözünün önünde şehit olan arkadaşlarının görüntüsünü unutamamaktadır. O şehitlerin görüntüsüne şahit olamasak da onları unutmayacağımıza söz veriyoruz Türk gençleri olarak. 9. Fırka 26. Alay 3. Taburdaydım. Fırka kumandanımız Yüzbaşı Ali İhsan Bey'di. Takım zabitlerimizden de Yusuf Efendi, Ayin Efendi vardı. Piyadeydim. Mevzilerdeydik Seddür Bahir'de. Beşli mavzer tüfeğim vardı. Osmanlı mavzeri. Dört beş ay durduk mevzilerde. Düşman asker çıkardı, bize doğru geliyor. Düşmanın askeri talim terbiye görmemiş. Sıçrama filan bilmiyorlar. Öyle geliyorlar bize doğru. Bizde makineli tüfek var. Basıyoruz kurşunu, döşek gibi döşeniyorlar. Bizim arkadaşlar tutu veriyorlar makineliği, arayıp duruyor makineli. Düşen kalıyor dediler ki Arap askeriymiş bunlar. İngiliz bilmeden getirmiş bunları diye konuşuluyor mevzide. Bilmiyoruz ki onlarla muharebe yaptık, çarpıştık adam gibi. Önce düşmanın zırhları denizden üzerimize ateş yağdırdılar. Attılar, attılar. Baktılar bizim taraftan karşılık yok, Zırhları biraz daha sokuldular karaya. Tekrar ateş yağdırdılar. Bizden bir kıpırtı yok. Daha da yaklaştı. Tekrar ateşe başladı. Bu defa bizim topçular da ateşe başladılar. Zırhların ateşi bizim topları susturdu. Geldi. Doğru bizim önümüze Seddülbahire asker çıkardı. Zırhlısı vapuru geldi oraya oturdu. Ben bu gavur geçemez emme hadi hayırlısı dedim kendi kendime. Mayınlar denizin altında gömülü. Dışarıdan görünmüyor ama dışarıda deniz kıyısında adamları var. Ellerinde fitilleri. Gavurun zırhları geçerken fitili ateşleyecek. Kaç yerde var böyle adamlar? Bekleyip duruyorlar. Gavurun zırhları yürüdüler boğaza doğru. Biraz daha ilerleyince bizim topların mesafesine girdiler. Çimenliktekiler, kirtebeliki toplar ateş etmeye başladılar gavura. Çanakkale'deki koca toplar filan gavurun zırhlısının üzerine yukarıdan indir verdiler. Biri de yaralandı. Hop devrini verdi gavurun zırhlısı. Biz de istikamlardan görüyoruz bunları. Tepinemedi gavurlar, geçemediler boğazı, geri döndüler. Çekindiler geriye. Orada yaralandım Seddülbahir'de. Bahirdi. Hücuma kalkmıştık. Yüzbaşı Şerafettin Bey emir verdi. Bir konuşma yaptı önce mevzilerdi. Besmele çekti baştan. Sonra Ananız sizi bu günler için doğurdu. Hadi bakalım, ben sizin önünüzden, siz benim arkamdan sakın geriye çekileyim demeyin. Düşmandan korkup da, öldüreceğiz düşmanı, denize dökeceğiz, dedi. Yüzbaşımız İstanbulluydu. Süngü tak, muharebe fişengiyle doldur, kapat, emrini söyledi. Birer de bomba var her birimizde. Hadi bakalım oğlum, ateş diye bağırdı. Gavur da askerlerini çıkarıyor deniz kıyısından. İki yere iskele etmiş. Boyuna askerini boşaltıyor. Şiddetli ateş diye bağırdı yüzbaşımız. Mevzilerdeyiz. At bakalım. At bakalım. Gavur bizi görmüyor. Biz gavuru görüyoruz mevzilerimizden. Biz hep ateş ediyoruz. Gavur zığın dere tarafından çevirmiş. Yüzbaşı, düşman bize ateş yapacak. Geri çekilelim. Esir olacağız yoksa, dedi. Ben o sırada mevzide vuruldum, bacaklarım tutmuyor. Kurşun dermiş iki ayağımı da, dizlerimin bir karışı altından. Sol kulağımın dibinden de bir kurşun geçti. Kafama bir de parça denk geldi. Şarapner gibi bir şey. Ufak ama yardı attı. Birçok arkadaşlar şehit oldular gözlerimin önünde. Mehmet Oral Yenice Akçakoyun köyünden Mehmet Oral'ın payına ise savaşın en yoğun yaşandığı bölgelerden Çimenlik düşmüştür. Anlattığı olay bugünün gençlerinin ancak Amerikan savaş filmlerinde görebileceği kadar dehşetlidir. 18 Mart günü Çimenlik Kalesi'ndeydim. Düşman donanması Boğazı zorladı. Toplar atılıyordu. Düşman gemileri Çimenlik Kalesi'ni bombardıman ettiler bizim toplarda düşman zırhlarına ateş ediyorlardı. Düşmanın iki zırhlısı batınca boğazdan geri çekildiler. Bu sefer harp karaya çevrildi. Düşman karadan hücum etti. Ben Çanakkale'de 9. Fırkada Sıhıye bölüne düştüm. Ana fartalarda sargı mahallindeydim. Biz ilk tedavi yapıp büyük sargı mahalline gönderdik bize gelen yaralıları üç beş yerinden yara alanları, kolu, bacağı kopan, yarısı yok olmuş insanları gördüm. Çok yaralılar gördüm. Bizim başımızda baş katip Galip Bey vardı. Rütbesi kaymakamdı. Ağabeyim 26. alayda piyadeydi. Ayağında dundum kurşunu patlamış. Ayağını bozmuş. Onu gece kavaklı dereden silah deposundan getirdim. Başkatip Garip Bey'in arabasıyla getirdim. Ayağı çok kötüydü, fena yaralanmış. Sargı mahalline getirdim. Hristiyan doktor vardı. Vapur kalkıyor, şu kağıdı imza ediverin, dedim. Atı ver şuraya, dedi. Köpek atıyoruz bey, dedim. Bu yaralı vapura yetiştireceğiz. Kardeşimi vapurla karşıya Demetoka Hastanesi'ne gönderdik. Oradan hava değişimi alıp köye gitmiş. Bir daha da gelemedi cepheye. Çanakkale cephesinde üç buçuk sene kaldım. Çok süngü hücumları oldu. Hatta bir kere öyle gördüm ki unutamıyorum. Bir İngiliz askeriyle bizim askerlerden biri süngülerini birbirlerine saplamışlar, yan yana yere düşmüşler. Birbirlerini de şah damarlarını ısırmışlar. Yerde öylece can vermişler yatıyorlardı. Savaşı topsuz, tüfeksiz, cephanesiz yürütüğümüz çok söylene gelmiştir sanıyoruz. Hiçbir söylem Mehmet Oral'ın anlatımı kadar durumu açıklıkla ortaya koyamaz. Mehmet Öztürk Biga Gürçeşme köyünden Mehmet Öztürk'ün son cümlesine özel bir dikkat göstermemiz gerekiyor. O dönemde atalarımızın gösterdiği fedakarlıkların boyutunu anlayabilmemiz için. Gençsiniz, evlisiniz ve vatan sizden hizmet beklediğinde bir an tereddüt etmeden yola koyuluyorsunuz. Acaba kaçımız bu durumu göze alabiliriz? 10 senede geldim askerden. İlkin Çanakkale'de girdim savaşa. Topçuydum. Sonra Çanakkale'yi geçemeyince kafir Arabistan'a kıvrıldı. Bağdat yanlarına gittim. İngiliz'de boşluk o tarafta da. Sonra Fransızlarla Adana yanında çarpıştık. En sonra da Haymana taraflarına gelip Yunan'ın peşine düştük. Çanakkale'de topçu ayırdılar beni. Beşinci bölüye düştüm. Üç gün sonra geçirdiler bizi karşı yakaya. Arıburnu tarafına zığın üç ay topların başındaydım. Üç ay ateş ettik düşmana. Ne boğazdan geçebildi ne karadan. Geri gitti. Çanakkale Harbi'nde zığın derede üç ay ateş yaptık. Düşman zırhları vardı dış denizde. Denizin üstü kasaba gibiydi. Gemi doluydu. Üç aylık evliydim askere giderken. On sene sonra geldim köye. Mehmet Yavaş Çan Göre Köyü'nden Mehmet Yavaşsa ise dile kolay. 16 yılda Döner Köyü'ne. Bir bakıma Osmanlı son döneminin bütün kırılma noktalarında görev almıştır. 16 yılda geldim köyüme. Yetim Mehmet derler bana. Balkan'a, Rus'a gittim. Çanakkale'de çarpıştım. Bizim bir yüzbaşı vardı. Çok gözü açık bir adamdı. Kimseyi aç bırakmadı. Bizi yola çıkarır. Kendisi atıyla hızlı gidip öndeki köylerde ekmek yaptırır yolların kenarlarına koydururdu. Dağıtırlardı bize ekmekleri sonra. Biga, bayram iç taburlarına bile çok ekmek verdik biz. Seferberlik geldi, kapalı kağıtlar açıldı. Çanakkale taburuna gittik biz de. Seydürbahir'de altı ay siper kazdık. Soğan derede de kazdık siper. Sabaha karşı bir vapur geldi Seydürbahir önüne. Demir attı. Ortalık aydınlanırken Geminin etrafı firdolayı kayık. Manga kolunda kayıklar bizim siperlere doğru geliyorlar. 1500'e gelince tüfeklerin mesafesine gelince biz ateşe başladık. Öğleye kadar kayık kırdık orada. Ne kayığı bitti ne askeri bitti kafirin. Denizin üzeri hep gemiydi. Gavurun zırhlısı çoktu. İngiliz zırhlarından atılan mermiler üzerimizden geçip gerilerimize düşüyor.'' bize imdat gelmesin diye sonra eşek adalarına doğru gittiler bir ateş açtılar üzerimize 26. alayı toprağa gömü verdiler biz 25 kişi bir sıçan yolu bulup çıktık bir de baktık Seddülbahir önlerindeyiz gökyüzünde bir mermi patlıyor lapır lapır dolu gibi kurşun yağıyor üzerimize bir binbaşı bizi orada bir derenin içine götürdü arkadaşlar vatan ehden gidiyor, namus gidiyor, ırz gidiyor diye konuştu. Binbaşıyla 26 kişi olmuştuk. Soğan deride hücuma kalktık. Denizden gavurun makineli tüfek ateşi geliyordu. Biz ateş ediyoruz. Gavur da askerini kılıçla döve döve üzerimize yürütüyor. Ama askeri yürümüyor gavurun. Kılıç ağrı ağrı veriyor. Yatsı namazı vaktine kadar ateş yaptık. Sonra 25. alay İmdadımıza yetişti. Soğan deride benimden ve bacağımdan yaralandım. Kurşunla yaralandım. Belimde kurşun hala duruyor. Çanakkale içinde bir dolu sandık. Alayların içinde dört asker kaldık. Çanakkale içinde bir top kestane. Kalan gazilere çalı dibi hastane. Osman kaçmaz. Çan Çokamlı köyünden Osman Kaçmaz'ın çay demlemeye giderken şehit olan arkadaşı vardır aklında. Her nefis ölümü tadacaktır'a iman edenler arasında hiç kuşkusuz şehitlerin, gazilerin ayrı bir yeri vardır. Çünkü onlar ölümün zamansız, mekansız karşımıza çıktığını en yakından gözlemleme şansı bulmuşlardır. Osman Kaçmaz'ın sözlerinden en çok bu yönüyle ders almalıyız belki de. Seferberlikte de Çanakkale'ye gittik. Gavur zırhları top ateşiyle Kumkale'yi dövdüler önce. Biz de Kumkale'deyiz. Havada soğuk. Zemheri mi çıktı ne? Yağmur öyle yağıyordu ki istikamın içi su dolu boğulacağız. Az miktarda asker çıkardı kafir Kumkale'ye. İki takım seksen kişi kadar. Biz iki alay varız. Palaska, portatif kürek, tüfekle yasladık kafirin askerini. Karıştı ortalık. Bir kısmı öldü, bir kısmı kaçtı, çekildi geri. Denize kaçanlar, kayıklara çabalıyorlardı. Bizim yüzbaşının adı Abdülkadir Bey'di. Sonra karşıya geçirdiler bizi. Zığındere, Kirtetepe, Anafarta ve Kemikli Burun'a gittim. Buralarda savaşa katıldım. Zığındere'de Tüfeğin ucunu çıkarırdık mevziden. Düşman hemen ateşe başardı. Zığın deredeydi galiba. Yoksa kirtede mi? Gün inerken hücuma geçtik. Yatsıya kadar sürdü hücum. Yedi sekiz kişi kalmıştık akşam hücumundan sonra. Dört defa çavuşluk geldi bana. Fedayı çıkardım ben hep. Kasığımdan yara aldım. Biga'da taş mektep hastanesindeydim. Az yattım. İyileştim. Ana partaya gittim tekrar. 15. alaydaydım. Mustafa Kemal bizim zamanımızda orada tabur kumandanıydı. İstiklal Harbi'ni kazanınca büyük nam aldı. Ben çok gördüm. Askerin başında da gördüm. Cesur Paşa derlerdi. Çanakkale cephesinde iki sene kaldım. Zığın derede yanında Çan'ın Yaveler köyünden iki kişi vardı. Benim gibi asker. Biri yetim İsmail, Öteki koca bıyık İsmail'di. Yetim İsmail ayıttan matarada çay demlemeyeceğim dedi. Gitme dedimse de dinlemedi. Ayıt toplamaya giderken Gavur'un tek kurşunuyla öldü. Sonuç şah mat. Allah yolunda öldürülenlere ölü dememek gerektiğini bilen bir milletin evlatları olarak Çanakkale Savaşı'ndan çıkaracağımız birçok ders bulunmaktadır. Atalarımız tarihin sürekli kendini tekrarladığı gerçeğini pek çok kez dile getirmişlerdir. Elbette bu, tarihteki olayların aynen yeniden yaşanacağı anlamına gelmez. Fakat bundan benzer sorunların zaman değilse de, kuşaklar değilse de, şartlar değilse de yeniden karşımıza çıkabileceği anlaşılmalıdır. Bu sebeple de tarihi olayları sağlıklı bir şekilde bilmek gerekir. Tarihimizi bilelim ki Zor durumlarla karşılaştığımızda ne yapacağımıza dair bize yol gösterenimiz olsun. Tarihimizi bilelim ki başımıza gelecek olaylara karşı hazırlıklı olalım. Tarihimizi bilelim ki daha iyi bir insan, daha iyi bir Müslüman, daha iyi bir vatandaş olabilmenin gereklerini görelim. İşte Çanakkale bütün bu açılardan ders niteliğinde incelememiz gereken sıra dışı bir tarihi örnektir efsane, destan sıfatlarını sonuna kadar hak eder. Fakat daha da önemlisi, her açıdan bizi gerçeğin kendisiyle yüzleştirir Çanakkale. Bunun için de efsaneden, destandan daha fazladır. Tam anlamıyla yokluklara rağmen elde edilmiş bir zaferdir. Başarılı olmanın elimizdeki imkanlarda sınırlı olmadığını İslam dünyasına, Türk dünyasına bir kez daha göstermiştir bize Bedir Savaşı'nı, Hendek Savaşı'nı daha iyi anlama imkanı veren güzel bir örnektir. Bu açıdan da dünyaya Müslüman Türk evladının neler yapabileceğini gösterdiği söylenebilir. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın temennisini hepimiz biliriz. Şairimiz sonuna kadar haklıdır bu dileğinde. Fakat biz istesek de istemesek de tarih devam ettikçe bu tür sorunlarda karşılaşmamız ihtimali vardır. Ve böylesin durumlarla karşılaştığımızda ne yapacağımızı, nasıl davranacağımızı bilmek için başvuracağımız kaynaklar bellidir. Allah'ın kitabı, Allah Resulü'nün hadisleri ilk başvuru kaynaklarımızdır. Sonra ise kendi tarihimizin sayfalarına bakar, feyz alırız. Açık şekilde Çanakkale, Tarihimizin dolu sayfaları arasında bile pek çok yönüyle öne çıkmaktadır. Bunun içinde bize, size, hepimize düşen görev ilk başta da dediğimiz gibi Çanakkale'yi iyi anlamaktır. Allah bize bir daha Çanakkale Savaşı yaşatmasın. Ve eğer yaşatırsa da bizi atalarımızdan eksik bırakmasın. Amin. Diriliş topraklarını anlamaya doğru. Conk Bayırı Müttefiklerin 6 Ağustos 1915 tarihinde başlattıkları Sarı Bayır Harekatı, Kocaçimen Tepesi, Besim Tepe, Conk Bayırı ve Düz Tepe Hattı'nın işgal edilmesini amaçlamaktadır. Anzak Tümeni Sağkol Görev Kuvveti'nin Conk Bayırı Türk mevzilerine karşı giriştikleri taarruzlar ve Türk kuvvetlerinin karşı taarruzları Conk Bayırı Muharebeleri olarak bilinir. Çok şiddetli geçen Bayırı muharebelerinde her iki tarafta çok sayıda kayıp vermiştir. 10 Ağustos günü yapılan nihai muharebede Atatürk'ün göğsüne isabet eden bir şarapnel parçası saatini parçalamış fakat kendisine bir şey olmamıştır. Geribolu Yarımadası'nda yer alan Jongbayırının stratejik önemi rahatlıkla anlaşılmaktadır. Bir tarafta Çanakkale Boğazı, diğer tarafta Ege Denizi kolayca görülür. Sisli havalar hariç bazı günler Kaz Dağı'nı da görmek mümkündür. Ertuğrul Koyu Gözcü Baba Tepesi'nin güney yamacındadır. Ertuğrul Tavyası, 2. Abdülhamit döneminde Asaf Paşa tarafından yaptırılır. 25 Nisan 1915 günü Ertuğrul Koyu'na yapılan çıkarma başarısız olur, ertesi gün bombardıman altında yapılan çıkarma ise 6 bin askerin hayatına mal olur. Türk Topçu Birliği'nin yaptığı atışlar İngiliz Agamemnon zırhlısına 7 kez isabet eder. İsimsiz Yüzbaşı Şehitliği İsimsiz Yüzbaşı şehitli Eceabat ilçe çıkışında Değirmen burnunda yer alır. Kilitbahir köyüne uzaklığı ise 800 metredir. Selvi ve çam ağaçlarının gölgesinde bulunan isimsiz Topçu Yüzbaşı şehitliğinin tarihi hakkında bilgi bulunmamaktadır. Havuzlar Şehitliği Tarihi çınarları fark ettiyseniz havuzlar mevkine varmışsınız demektir. Alanda bulunan birçok havuzun savaş gemilerinin su ihtiyacını karşılamak için inşa edildiği söylenmektedir. Havuzlar Şehitliği 21 Haziran 1915'te kereviz derede şehit düşen iki subayla sekiz erin anısına yapılmıştır. Fakat o dönemde bu alanda altı bin askerin şehit olduğu bilinmektedir. Ve bu yüzden havuzlar şehitliği temsili şehitlik olarak kabul edilmektedir. Sargı Yeri Anıtı ve Şehitliği 28 Haziran 1915 tarihinde İngiliz kuvvetlerinden Gurkalar Savaşta yaralananlara ilk müdahalenin yapıldığı seyyar hastaneye baskın düzenlerler. Yaralılar ve sağlık personelinin tamamı öldürülür. Sargı yeri anıtı adını bahsi geçen hastaneden almıştır. Soğanlı Dere Şehitliği Soğanlı Dere 10 Ocak 1915 tarihinden sonraki günlerde donanma gemilerinden sökülen küçük çaplı toplardan oluşturulan set bataryalarının bir kısmının mevzilendirildikleri bölgelerden biridir. Bu şehitlikte kayıtlarda isimleri ve memleketleri tespit edilen 600 şehit yatmaktadır. 57. Alay Şehitliği Mustafa Kemal, ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler, ve kumandanlar kaim olabilir. Emrini 57. alaya verir. Ardından erinden komutanına kadar tüm alay şehit olur. Onların aziz hatırasına 1992 yılında Kabatepe Conk Bayırı yolu üzerinde Kılıç bayrının güney ucunda Mimar Necat Dinçer tarafından tasarlanarak inşa edilen şehitlik aslında semboliktir. 57. alayın gerçek şehitliği, Yarbay Hüseyin Avni Bey'in mezarı karşısında bulunan Çataldere Vadisi içerisinde yer alır. Yahya Çavuş Anıt ve Şehitliği Sadece 63 askerden oluşan Yahya Çavuş önderliğindeki birliğin kahramanca direniş anısına inşa edilmiştir. 1962 yılında yaptırılan ve Ertuğrul tabyasının karşısında yer alan şehitlik dikdörtgen şeklindedir. Akbaş mevkisi ve şehitliği Mondros mütarekesi 7. madde uyarınca, itiraf devletlerince ele geçirilen Geribolu sahilindeki Akbaş deposunda 8 bin Rus tüfeği, 40 Rus ağır makineli tüfeği, 20 bin sandık cephaneyle ayrıca muharebe ve istihkam malzemesi bulunuyordu. 26 Ocak 1920 günü Hamdi Bey ve 30 kadar adamı cephaneliği basarak tüm malzemeyi Bergos'a getirmişlerdir. İşte bu anıt 17 Şubat 1920 tarihinde bir Anzavur askeri tarafından vurularak şehit edilen köprülü Hamdi Bey anısına dikilmiştir. Şahin Dere Şehitliği Çanakkale Savaşları'nda şehit olan 2177 Türk askeri anısına Şüheda Kabristanları projesi bünyesinde düzenlenmiş gerçek bir şehitliktir. Burada Zığındere Muharebesi'nde savaşan 28. 29. 30. ve 126. alaylarda şehit düşen askerler yatmaktadır. Çanakkale Savaşları'nın 90. yıl dönümü olan 18 Mart 2005 tarihinde açılmıştır. Yarbay Hüseyin Avni Bey Şehitliği Vatan toprakları uğruna tamamı şehit düşen 57. Alay'ın komutanlığını üstlenen Yarbay Hüseyin Avni Bey, Alay'ın 13. şehidi olmuştur. Her ne kadar savaş sonrasında mezarı konusunda tereddüt edilse de Fahrettin Altay tarafından tespit edilerek kesinleştirilmiştir. Ve Zeytinlik bölgesinde 1919 yılında şehitlik yaptırılmıştır. Rumeli Mecidi Anıtı ve Şehitliği İtilaf donanmasının açtığı ateş sonucu Mecidiye bataryasının cephaneleri patlar ve Ispartalı Ali Çavuş, İvrindili İsmailoğlu Mehmet, Mustafaoğlu Süleyman ve 13 arkadaşı şehit düşer. Etrafı serbi ağaçlarıyla dolu olan şehitlik, bu tabyada şehit olan askerler için 1962 yılında düzenlenir ve 1969 yılında burada yatan askerler anısına Mecidiye anıtı dikilir. Yüzbaşı Mehmet Şehitliği 57. Bölüğün komutanı olan Yüzbaşı Mehmet Bey, bomba sırtı savunması esnasında şehit düşmüş ve şehit düştüğü yere gömülmüştür. Kocadere Hastane Şehitliği Arıburnu'nda düşmanı karşılayan Türk birlikleri, bölgede önceleri Sıhhiye Bölükleri, daha sonra Tümen Hastaneleri kurmuştur. Savaşın daha sonraki aşamalarında oluşturulan hastanelerden birisi de Kocadere Hastanesidir. Kocadere köyüne yaklaşık 500 metre mesafede yer alan şehitlik, Şüheda Kabristanları projesi kapsamında inşa edilmiştir. Burada isimleri ve memleketleri tespit edilen 1354 şehit yatmaktadır. Anafarta Şehitliği Büyük Anafartalar köyü çıkışında yer alan mezarlıkta Atatürk'ün hatıralarında da adı geçen Halit ve Rıza Beylerin mezar taşlarında, Anafarta Muharebesi'nde, Bomba Tepe'de şehit olan 7. Tümen, 20. Piyade Alayı, Kurmay Yüzbaşı Halit Bey ruhuna Fatiha 11 Ağustos 1915 ve Anafartalar Muharebesi'nde Asma Dere'de şehit olan 21. Piyade Alayı Kurmay Yüzbaşı Ziya Bey ruhuna Fatiha 11 Ağustos 1915 yazmaktadır. Cepheye yakınlığı nedeniyle birçok şehidin defnedildiği Anafartalar Şehitliği'nde kahramanca savaşmış 749 askerimiz yatmaktadır. Çamburnu Şehitliği. Bu anıta Eceabat ilçe çıkışından sonra sahil yolundan devam edilerek ulaşılır. Balkan ve Çanakkale savaşlarında şehit düşen askerler anısına 1962 yılında yapılmıştır anıt civarında gerçek mezar bulunmadığından şehitlik semboliktir. Kireçtepe Jandarma Şehitliği Yarımada'da yapılan ilk şehitlik olan Kireçtepe Jandarma Şehitliği bitişinin hemen ardından boş top kovanlarının üst üste koyulmasıyla yapılmıştır. Bu şehitlikte 16 Ağustos 1915 Kireçtepe Muharebesi'nde 5. Fırkaya mensup 11. Topçu Alayı 1. bölük, 11. topçu alayı 1. bölük, 2. istikam taburu 3. bölük, 3. istikam taburu 2. bölük, Geribolu jandarma taburu 1. piyade alayı 19. piyade alayı 127. piyade alayı 17. piyade alayı 1. tabur 39. piyade alayı 1. taburun şehitleri yapmaktadır. Şehitliğin yanındaki kitabede ise 6-8 Ağustos 1915'te Geribolu ve Bursa jandarma taburlarının kahramanca çarpışan 3 bölü, 2 Tugay gücüne ulaşan İngiliz kuvvetlerini Karakol Dağı ve Kireçtepe'de durdurup Anafartalar grubunun kuzey yanını korumuştur, yazmaktadır. Çataldere Şehitliği Bu mevki savaşın ana cephelerinden olan Arıburnu'ndaki Çataldere'nin doğusunda Bundarık Sırt Yamacı'nda 19. Tümen Cephesidir. Mayıs 1915 taarruzlarında 2. ve 5. Tümen birlikleri de bu bölgede savaşmışlardır. Bu şehitlik 25 Nisan 1915'ten itibaren aynı yılın Aralık ayına kadar bu cephede çarpışma esnasında şehit olanlar da yaralanarak sargı yuvalarında şehit olanların gömüldüğü yerdir. Ayrıca bu vadi içerisinde 24 Mayıs 1915 ateşkesinde oluşturulan hendeklere de şehitlerimiz toplu olarak defnedilmiştir. 1, 5, 6, 27 ve 57. alaylardan şehit olanların yattığı şehitlikte kimlikleri tespit edilen 2835 askerimiz yatmaktadır. Meçhul Asker Mezarı Çanakkale Savaşları'nın ardından bir Anzak askeri tarafından Geribolu Yarımadası'ndan Avustralya'ya götüren Türk askerinin kafatası Avustralya hükümetince 2003 yılında teslim edilmiş ve 18 Mart 2003 tarihinde defnedilmiştir. İsimsiz Topçu Yüzbaşı Şehitliği Selvi ağaçlarıyla dolu olan şehitlik, Kilitbayır Köyü'nün 800 metre kuzeyinde Değirmen Burnu'nda yer alır. Ne zaman yapıldığı bilinmemekle birlikte Şehitlikte kitabede bulunmaz. Denizin hemen kıyısında bulunan gerçek bir şehitliktir ve Topçu Yüzbaşı'nın mezarı bulunmaktadır. Çimenlik Kalesi İstanbul'un savunması için Fatih Sultan Mehmet tarafından Anadolu yakasına Çanakkale Boğazı'nın dar yerine yapılmış Kilit Kalesi ile karşılıklı konumlandırılarak adeta Boğaz'ın muhafızı görevini üstlenmişlerdir. Bahçesinde iki adet cami bulunan kalenin Çanakkale Savaşı'nda da Merkez Savunma Grubu'nun sevk ve idare mevki olmuştur. Kale-i Sultaniye'ye Queen Elizabeth'ten 18 Mart 1915 günü atılan top mermisi bugün hala Kuzey Sur duvarında açtığı delin içinde patlamadan durmaktadır. Kilitbahir Kalesi Zamanında Fatih Sultan Mehmet tarafından 93 gün gibi kısa bir sürede inşa edilmiş olan Kilitbahir Kalesi, Çanakkale Savaşı esnasında Boğazın en önemli kalkanlarından biri olmuştur. Savaş sırasında kare önünden geçen gemiler mesafenin darlığından ötürü yavaşlamak zorunda olduğundan gerekli müdahale kısa zaman için yapılmakta ve sonuca varılmaktadır. Kale duvarlarına oranla görece daha ince surlarının yanında 7 katlı 3 avlulu. İç karesi fazlasıyla korunaklıdır. Bu yeni katın her birinde küçük odalar bulunmaktadır. Namazgah Tabyası Boğazın hemen kenarında yer alan namazgah tabyasının üzeri bütün tabyalarda olduğu gibi toprakla kaplıdır. 16 adet topun yer aldığı namazgah tabyası adını vakti zamanında ortasında bulunan alanda askerlerin toplu halde namaz kılıyor olmalarından almıştır. Hamidiye Tavyası İkinci Abdülhamit tarafından yaptırılan Hamidiye Tavyası, Namazgah Tavyası ve Mecidiye Tavyası arasında Kilitbahir Köyü'nün güneyinde bulunmaktadır. Hamidiye Tavyası'nda 3 adet bonet bulunmaktadır. Bu bonetlere Çanakkale Savaşları'nda Alman kurup marka toplar yerleştirilmiştir. Mecidiye Tabyası Kilit güneyine yayılmış olan bu tabyalar düşmanı gözetlemek ve ani çıkışlar yapmak için birebirdir ki özellikle Çanakkale Savaşı'nda çoklukta kullanılmışlardır. Bu tabyaların arasında en çok bilineni Mecidiye Tabyası'dır. Hikayesini Seyit Onbaşı'dan almıştır. Ertuğrul Tabyası 2. Abdülhamit zamanında Asaf Paşa tarafından yaptırılan tabiada bulunan 3 adet bonet ve 2 adet top bulunmaktadır. Gözcü Baba Tepesi'nin yamaçlarında bulunan Ertuğrul tabiasında görevli Türk Topçu Birliği'nin atışları İngiliz Agamemnon Zırhlısı 7 kez isabet etmiş ve Çanakkale Savaşları'nda ciddi bir mesafe kazanılmasını sağlamıştır. Kabatepe Müzesi Çanakkale savaşlarında kullanılan çeşitli mermi, silah ve kıyafetlerin yanında savaş yıllarına ait fotoğraflar da sergilenmektedir. Yeryüzün üzerinde eser bulunan müze her yıl ortalama 80 bin ziyaretçi kabul etmektedir. İstikam Yüzbaşı Tahir Bey'in Anıtı Anıtın üzerinde kitabede 1915 yılında bindiği kayın mayına çarpıp vazife uğruna şehit olan İstihkam Yüzbaşı Tahir'in Aziz Ruhu Şad Olsun yazmaktadır. Kitabede de yazdığı üzere 15 Mayıs 1915 tarihinde Yüzbaşı Tahir Bey ve dört eri Boğaz'da sandalla göreve giderken bir mayına çarparak şehit olmuştur. Alçıtepe Garnizon Anıtı Kirte Vahdette ve emelde ısrar eden millet, Mağrur ve mütecaviz düşmanı gurur ve tecavüzünde Nadim Kılar. Alçıtepe Garnizon Anıtı'nın üzerinde yer alan Mustafa Kemal'in bu sözü aslında her şeyi özetliyor denilebilir. Zira Çanakkale Savaşları'nda ölen toplam 10 bin askerin kemiklerinin toplanıp buraya gömüldü. O günden bu yana söylene gelir. Son Ok Anıtı Üzerinde 120 milimetrelik muhasara bataryası bu mevziden düşmanın süngü hücumuyla attı ve 3. Kirt'e Alçıtepe zaferini sağladı. 7 Haziran 1915 Yazılı kitabe bulunmaktadır. 3.80 metre olan yüksekliği de son o ok kanıtı Alçıtepe köyünün 500 metre batısındadır. 5-6 Haziran gecesi 3. Kirte Muharebesi'nde kaybettiğimiz 9 bin şehit anısına 1915 yılının sonlarına doğru askeri birliklerce inşa edilmiştir. Anıtın yan yüzlerinde kullanılan kırmızı renk şehit düşen askerlerimizin kanını temsil etmektedir. İlk Şehitler Anıtı Savaş henüz başlamamışken Boğaz'ın hemen girişinden habersiz top atışı yapan düşman gemilerinin ateşi sırasında 5 subay ve 81 er 3 Kasım 1914 tarihinde şehit olur. Bombalamanın hemen ardından yapılan ilk anıt 1915 yılındaki savaşlarda yıkılır. Bombardıman esnasında şehit olanların cesetleri Seddülbahir Kalesi'nin giriş kapısının önündeki havuza gömülür ve bu havuz 1939 yılında düzenlenir. Ve 1986 yılında Çanakkale Savaşlarında verdiğimiz ilk şehitler anısına İlk Şehitler Anıtı olarak adlandırılan anıt, bu şehitliğin üst kısmında inşa edilmiştir. Nuri Yamut Paşa Anıtı 1943 yılında Nuri Yamut Paşa tarafından İstanbul'daki iki evini satarak yaptırıldığı söylenen, 8,5 metre yüksekliğindeki anıt 1943 yılında inşa edilir. Zığın büyük çatışmada ölen 10 bin askerin anısına dikilir. Burada ölen şehitlerin kemiklerinin toplanıp mermer kaidenin altına gömüldüğü söyleniyor. Üsteğmen Nazif Çakmak Anıtı Şehitlik 26 Temmuz 1915 tarihinde Jong Anzaklara karşı yapılan süngü hücumunda şehit olan Mareşal Fevzi Çakmak'ın kardeşi Üsteğmen Nazif Çakmak adına yaptırılmıştır. Mezarın üzerinde şu ibare bulunmaktadır. Üsteğmen Nazif Çakmak'ın mezarı. Mareşal Fevzi Çakmak'ın kardeşi Üsteğmen Nazif Çakmak, süngü hücumu sırasında bölüğünün önünde düşman siperlerini atladığı sırada şehit olmuştur. 26 Temmuz 1915 Çanakkale Şehitler Anıtı Morto koyunu geçip Hisarlık Tepe'ye çıktığımızda, tarihi Milli Park'ın simgesi haline gelen 41.70 metrelik Çanakkale Şehitler Abidesi ile karşılaşırız. Çanakkale'den Boğaz'ın Ege girişinden ve Güzel Yalı'dan görülebilen anıtın yapımına 1954 yılında başlanmış ve 6 yılda tamamlanmıştır. Anıt, İtilaf Kuvvetleri'nin İstanbul'u teslim almak için 18 gemilik donanmayla Boğaz'a girdi fakat Nusret Mayın Gemisi'nce yerleştirilen mayınlar nedeniyle ağır kayıplar vererek ricata mecbur kaldığı noktada inşa edilmiştir. Çanakkale Savaşları'nda yitirilen 253 bin şehidimiz anısına yaptırılan anıtın bulunduğu alanda silahlar ve savaş fotoğraflarının sergilendiği küçük bir müze içinde çadırvan, namazgah ve mezarlıkta bulunan şehitlikte yer alır. Cong Bayır Anıtları 1. Anıt Mustafa Kemal Atatürk 25 Nisan 1915 sabahı Conk Bayrağı'na doğru ilerleyen düşmana karşı 57. piyade alayıyla taarruza başlarken ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler gelir, başka komutanlar hakim olabilir emrini vermiştir. Bu coşkuyla şahlanan Mehmetçikler taarruzlarıyla düşman cesaret tepeye kadar geri atmışlardır. İkinci Anıt 10 Ağustos 1915 sabahı, Türk karşı taarruzu siperler yakın olduğundan süngü yocuğumuyla başlamıştır. Düşman donanma topçusunun yoğun ateş altında cehennemi bir hal alan Conk Bayrındaki muharebeler sırasında gözetleme yerinden bir an bile ayrılmayan anafartalar grup komutanı Albay Mustafa Kemal'in bir şarapler misketiyle parçalanan cep saati hayatını kurtarmıştır. Üçüncü anıt Düşman kuvvetlerinin Geribolu Yarımadası'nın en önemli bölgesi ve doruk noktası olan Conk Bayırı'nı ele geçirerek Türk kuvvetlerini ikiye bölmek ve Çanakkale Boğazı'nı ele geçirmek amacıyla giriştikleri devamlı saldırıları kahraman Türk askerinin büyük cesaret ve gayretle yaptığı savunma karşısında başarısızlıkla sonuçlanmışlardır. Bu bölgede cereyan eden muharebelerde Türk ordusu 9200 şehit, düşman 12000 kayıp vermiştir. 4. Anıt Araburnu'ndaki düşman kuvvetleri aldıkları takviyelerde daha da güçlenmiş olarak 6 Ağustos günü Conk Bayırı'na doğru Yeniden taarruza başlamışlardır. Gece gündüz aralıksız devam eden kanlı muharebeler sonunda iki taraf da ağır kayıplar vermiş ve Türk askeri düşmanı 9 Ağustos 1915 akşamı Conkbayırı teperer hattına 25 metre mesafede durdurmayı başarmıştır. 5. Anıt 19. Piyade Tümeni Kurmay Yarbay Mustafa Kemal Atatürk 25 Nisan 1915 günü düşmanın arı burnuna çıkarma yaptığını öğrenince kendi inisiyatifiyle 57. piyade alayını bölgeye sevk etmiş, bu arada kıyı örtmesi yapan, cephanesi bitmiş, çok az sayıdaki ere yaptıkları süngü ucumuyla kazanılan zaman içinde yetişen alaya mevzi aldırarak düşmanı Conk ulaşmadan durdurmayı başarmıştır. Atatürk Anıtı ve Atatürk'ün saatinin parçalandığı yer. Anafartalar Grup Komutanı Albay Mustafa Kemal 10 Ağustos 1915 günü saat 04.30'da Conk Bayırı'nda kırbacıyla taarruz emri verdikten kısa bir süre sonra harekatı tepe üzerine izlerken bir şarapner parçası göğsünün sağ tarafına isabet eder. Conk Bayırı'nda Atatürk Anıtı'nın önünde 4 mermer top güllesiyle işaretlenen yer Mustafa Kemal'in şans eseri parçalanan cep saati sayesinde mutlak bir ölümden kurtulduğu yerdir. Kaymakam Hasan Bey Anıtı Bu anıt 11 Temmuz 1915 günü başlayan Fransız saldırısında 6. Tümen 17. Alay Komutanı Kaymakam Yarbay Hasan Bey'in şehit düştüğü yere inşa edilmiştir. Hasan Bey'in gerçek mezarı Alçıtepe yakınlarında bulunan şehitlikte yer alır. Mehmetçi'ye saygı anıtı. Kanlı sırtta çatışma bütün hızıyla devam ederken siperler arası mesafe giderek daralır. Ateş hattının ortasında yaralı olarak yatan Anzak subayına silah arkadaşları çatışmanın şiddetli olmasından dolayı yardım edemezler. Türklerden gelen ateşkes isteğinin ardından bir Türk askeri yaralı subayı kucaklayarak Anzak siperine bırakır. Arkasından çatışma kaldığı yerden devam eder. Mehmet Çavuş Anıtı Mustafa Kemal'in Arıburnu Muharebeleri Raporu adlı eserinde de bahsettiği gibi, Mehmet Çavuş ve erleri süngü hücumuyla 7 Ağustos gecesi anzakların bulunduğu bölgedeki siperleri ele geçirirler. Cephaneleri bittiğinde ise yumruk ve taşlarla mücadeleye devam ederler. Mehmet Çavuş ve 25 erinin bu kahramanca mücadelenin anısına 1919 yılında bölgede toplanan taşların üst üste konulmasıyla inşa edilir. 1934 yılında ise Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle şu anki anıt yaptırılır. Seyit Onbaşı Anıtı Deniz Savaşı esnasında vinci bozulan topun 275 kilogramlık mermisini tek başına kaldırarak Topa yerleştiren Seyit Onbaşı, sağ kalan arkadaşlarıyla birlikte ateşe devam ederek Okyanus Zırhlısı'nın dümen tertibatına isabet kaydederek Çanakkale'de savaşan tüm askerlerimiz gibi bir kahramanlık destanı yazmıştır. Kemal Yeri Kitabesi Mustafa Kemal'in 19. Tümen Komuta Yeri olarak kullandı ve Arıburnu Savaşları'nı yönetti Kemal Yeri'nde bulunan kitabede 3 Mayıs 1915 günü saat 19'da kuvvetlerine verdiği emir yazar. Benimle beraber burada muharebe eden bütün askerler kesin olarak bilmelidir ki bize verilen namus görevini eksiksiz yapmak için bir adım geri gitmek yoktur. Uyku, dinlenme aramanın bu dinlenmeden yalnız bizim değil, bütün milletimizin sonsuza kadar yoksun kalmasına neden olacağını hepinize hatırlatırım. Kanlı Sırt Kitabesi Mimar Ahmet Gürgören tarafından tasarlanan anıt 6-7 Ağustos 1915'te Arıburnu cephesindeki Türk kuvvetlerini yerinde tutmak için taarruz eden Anzak birlikleriyle yapılan çarpışmalarda 1520 şehidin hatırasına dikilmiştir. 18-19 Mayıs 1915 tarihinde yapılan Türk taarruzunda şehit olan 10 bine yakın askerimizden sonra bölge kanlı sırt adını almıştır. Dur Yolcu Kitabesi Gelimolu Yarımadası'nda Kerit Bahir Kalesi'nin sol tarafında yer alan ve Çanakkale İr Merkezi'nden dahi açıkça görülebilen bu kitabede elinde silah tutan asker figürü ve şair Necmetin Halil Onan'ın Bir Yolcuya adlı şiirinden dizeler bulunmaktadır. Dur Yolcu Kitabesi Gelibolu Yarımadası'nın Çanakkale Savaşları'ndaki önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Anzak Koyu Anzak Koyu 94 yıl önce Yeni Zelandalı ve Avustralyalı askerlerin savaşmak üzere geldikleri Gelibolu Yarımadası'nda gerçekleşen çıkarmayla ilk ayak bastıkları yerdir. Sadece milletimizde değil Anzaklar içinde büyük kayıp ve derin izler demek olan Çanakkale Savaşları'nda Anzak koyunun önemi İngilizlere destek için gelen Anzaklar için çok büyüktür. Dünyadaki diğer savaşlardan farklı bir sonuç doğuran Çanakkale savaşları tarafları arasında zaman içerisinde sağlam ve kalıcı bir dostluk kurulmasına yol açmış, hem Avustralya hem de Yeni Zelanda halklarının tarihinde bir dönüm noktası ve milli kimliklerinin oluşmasında etkili olmuştur. Her yıl 25 Nisan tarihinde düzenlenen anma töreni bu yıl yine Anza koyunda düzenlenmiştir. Anzak Arıburnu Mezarlığı Anzak Koyu'nun kuzey ucunda bulunan Arıburnu'nda yer alan Anzak Arıburnu Mezarlığı, 25 Nisan 1915'te yüzlerce Anzak askeriyle çarpıştığımız bölgede bulunmaktadır. Avustralya, Yeni Zelanda, İngiliz askerlerinin yattığı mezarlık yaklaşık 10 sıradan oluşmaktadır. Çanak Bayır Mezarlığı 7-10 Ağustos tarihleri arasında müttefiklerin Jong Bayır'ına alma çabaları sırasında ve bu bölgedeki diğer muharebelerde kaybolan Yeni Zelanda Seferi Kuvvetlerinden 856 askerin isimleri bu anıtın duvarları üzerinde anılmaktadır. Bunlar kayıp olan ve mezar olmayan askerlerin isimleridir. Ağustos 1915 muharebelerinden sonra buradaki Türk askerleri bu muharebede ölen Yeni Zelanda İngiliz ve Hint askerlerini buraya gömmüşlerdir. Bu mezarlar bugünkü mezarın temelini oluşturmaktadır. Yeni Zelanda Milli Anıtı. Anıt Atatürk heykelinin hemen yanında bulunmaktadır. John Byerlin'in deniz tarafındaki kısımlara Yeni Zelanda birlikleri çıkarma yaptığı için onların anısına dikilmiştir. Hill 60 Mezarlığı Hill 60 Mezarlığı, Bomba Tepe, 27 Ağustos 1915'te Yeni Zera'nda İngiliz ve Gurk askerlerinden oluşan Karma Anzak Birliği tarafından hücum edilen yerdir. Mezarlık ve anıt bu tarihte hayatlarını kaybeden ve yerleri bilinmeyen 754 asker için İngiliz siperlerinin üzerine inşa edilmiştir. Sadece 42 askerin yerleri kesin olarak bilinmekte, 712'sinin mezarları ise bilinmemektedir. Sıkev Bireç Mezarlığı Sedülbahir Alçıtepe yolunun 50 metre doğusundadır. Adını savaş sırasında Kanlı Dere'nin üzerinde bulunan Eğik Tahta Köprü'den alır. Mezarlıkta 606 mezar bulmaktadır. Bilinen mezar sayısı 132'dir. 352 isimsiz mezar arasından burada gömüldüğüne inanılan 4 Avustralya ve 125 İngiliz askerinin isimleri özel anıt taşlarında kayıtlıdır. Redavut Mezarlığı Doğu duvarı boyunca bir hat oluşturan koyu çam ağaçlarıyla göze çarpan mezarlık, Alçıtepe Zedülbahir yolunun 1200 metre batısında yer alır. Adını İngiliz ve Fransız kuvvetlerinin Mayıs 1915'te Kirte Muharebeleri arasında kurdukları cephe hattından almaktadır. Mezarlıkta 2027 mezar bulunmakta ancak yalnızca %20'sinden daha azının kimliği bilinmektedir. İsimleri ve kimlikleri bilinmeyen 1282 kişi anısına 349 özel anıt taş dikilmiştir. Coins Post Mezarlığı ve Anıtı Bayına çıkan ana yolda devam edildiğinde sol tarafta adını bölgeyi savunan ve 29 Mayıs'ta ölen yüzbaşı Hak Queen'den alan mevkiye ve Queen's Pass mezarlığına ulaşılır. Alanın Türkçe adı savaş sırasında siperler arası mesafenin çok kısa olmasından dolayı atılan el bombalarının patlamadan karşı sipere tekrar atılabilmesinden dolayı bomba sırtıdır. 399 kişinin yattığı siper ve tünellerin üzerinde yer alan mezarlık 1919 yılında inşa edilmiştir. Lone Pine Mezarlık ve Anıtı Lone Pine tek çam, Geribolu'da savaşan ve mezarları bilinmeyen 4936 asker adına dikilmiş Avustralya ve Yeni Zelanda ortak anıtıdır. İsmini 25 Nisan 1915'te kırmızı sırt ve kanlı sırtın bulunduğu düzlüğün güney yarısında yer alan tek bir çam ağacından almıştır. Türk siperlerinden bazıları toplu mezarlık olarak doldurulmuş ve bu mezarlığın zeminini oluşturmuştur. Ayrıca bu mezarlıkta savaşa katılan az sayıda Amerikalı'dan birisinin de mezarı bulunmaktadır. Johnston's Jolly Parade Mezarlığı Kanlı Sırt'ta yer alan mezarlık adını Avustralya'da topçu subayı Albay George Johnson'dan alır. 1919 yılında inşa edilen mezarlıkta 144 asker yatmaktadır. Gömül askerlerin çoğunluğu Türk birliklerinin 19 Mayıs tarihinde gerçekleştirdikleri geniş çaplı saldırıda ölenlerdir. Bölgede kazılan siperlerden bazıları bugün hala fark edilebilmektedir. Cornice and Steels Post Mezarlığı Adını burayı işgal eden Avustralyalı Yarbay Courtney ve Binbaşı Steeler almaktadır. Mezarlığın karşısına düşen Merkeztepe'de Ağustos ayından sonra Ulaş savaşları yaşanmıştır. Mezarlık bu lağım ve tünellerin üzerine kalmaktadır. 1919 yılında inşa edilen mezarlıkta 27 Nisan 1915'teki hücum sırasında ölen 113 Avustralya askeri yatmaktadır. Sembolik taşlarla da bölgede ölen 58 asker ismen anılmıştır. Helus Anıtı Helus Anıtı hem Çanakkale Savaşları için hem de bu savaşlarda ölen ve mezarları bilinmeyen veya kaybolan ya da geri sularına gömülen 20.763 kişinin anısına dikilmiştir. Anıt üzerinde savaşta yer alan Tüm gemilerin isimleri ve 18985 İngiliz denizci ve askeri, 248 Avustralya askeri ve 1530 Hindistan ordusundan askerle beraber yarımadada görev yapan askeri birlik ve birimlerin adları geçmektedir. Fransız Savaş Anıtı. Morto koyunun tam karşısındaki Fransız Abide Mezarlığı'nda 2236 harp ölüsünün adları yazılı plakalar vardır. Bunların arasında her biri 3000 ölüyü temsil eden 4 mezar ve bunların ortasında Fransız abidesi yükselir. Abide 1929 yılında Çanakkale'de ölen bütün Fransızlar adına yapılmıştır. Bir saat kulesi şeklinde yapılmış olup üzerinde savaşa katılmış kara ve deniz birliklerinin adları ve Victor Hugo'nun şehirleri yazılır. Derry Wiley'nin mezarı 26 Nisan 1915 günü çarpışmalar sırasında ölen Kraliyet Galli alayından Yarbay Charles Dery Wiley'nin mezarı Zedülbahir Kalesi'nin aşağısındaki Ertuğrul Koyun'daki en soyutlanmış mezardır. Derry Wiley Türkiye'de yaşamış ve Balkan Savaşları'nda Kızılay adına yardımlarından dolayı ikinci derece Mecidiye nişanına layık görülmüştü. O, 25 Nisan 1915 günü çıkarma buharlısı River Clyde'da istihbarat subayı olarak görev yapıyordu. Diriliş Destanı Çanakkale Unutulmasın Çanakkale Zaferi'nin 95. yılı anısına Eser Sezgin Çevik Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Seslendiren Perulun Cesur